Halk TV'desiniz. Bugün Halk TV'de yepyeni bir program başlıyor. Bu programımızın programımızın adı Lider Masası. Neden Lider Masası? Çünkü Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçimlerinden birine giderken siyasetin nabzı yine Halk TV'de atacak. Seçim dönemine kadar liderleri Lider Masasında ağırlayacağız İsmail Küçükkaya ile birlikte. Programımızın ilk konuğu CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim efendim. Sizler de genel merkezimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Ee, yayınımıza sizler de katılabilirsiniz. Sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na soruyoruz etiketiyle. Sorularınızı iletirseniz biz de onların bir bölümünü Sayın Genel Başkan'a ileteceğiz. İsmail. Evet biz efendim ilk programımız ve seçim sürecinde biz Bengi Hanım'la birlikte... programlarından sonra şimdi evet. bir haftada bir mi yoksa bu... E... Bu e, haftada, haftada bir olacak haftada efendim bir haftada oldu. bir seçime evet. kadar biz evet. beraber ağırlıklı Güzel. olarak liderleri ağırlayacağız Bengi Hanım'la birlikte evet. sizinle de ilk programı yapıyor olacağız. Ben tabii sabahları yine devam edeceğim evet. ama evet. bu da seçim sattım haline girdiğimiz için son derece önemli birlikte gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyoruz size katılımınız evet, için önemli bir dönemde hem evet. de çok kritik bir takvimde bizlerle birlikte olacaksınız kılıçlar ona soruyoruz bizim etiketimiz ben yanımla başlayalım değil mi? Evet. O zaman en sıcak gündem maddesiyle başlayalım evet. seçimle. Şimdi 14 Mayıs belirlendi. Seçim tarihi büyük olasılıkla öyle olacak. her iki ittifak için de galiba sloganı da yeter söz milletin oldu. Şimdi yeter söz milletin bundan 73 sene önce evet. tek parti iktidarını deviren Demokrat Parti'nin kullandığı bir slogandı. Şimdi yine bir uzun dönemli tek parti iktidarına karşı bir mücadele veriyor Millet İttifakı. Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı belirlemesi ve bu sloganı seçmesi sizin için sürpriz oldu mu? Evet, sürpriz olmadı. Ee... Samimi söylemem gerekirse hani gideceğini bilen bir insan ya şöyle bir tarihi belirleyelim 14 Mayıs'ı Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde ikinci bir tarih olsun diye ikinci önemli bir tarih olsun diye düşünmüş olabilir. İyi niyetle düşünüyorum. Dolayısıyla zaten yapacağı başka bir yapabileceği ya da önerebileceği başka bir tarih de yok doğru dürüst zaten. Mayıs'ta olmasıyla Haziran'da olması arasında bir fark yok zaten. Fakat şimdi 14 Mayıs'ta olması esasla bir takım tartışmaları da birlikte getirdi. Her ne kadar siz işte bir takım açıklamalar yaptınız, evet. işte yasal, anayasal durum ortada ama Türkiye'nin hali de ortada. İşte evet. bu YSK dediniz filan. Ama 14 Mayıs'ta gidiyoruz efendim seçime. Evet. Şimdi bunu bir yorumlar mısınız bize? Şundan dolayı önemli. Aslında muhalefet partileri biraz sonra aslında Erdoğan yeniden hmm. aday olup olmayacağını da konuşacağız. Evet. Bu konuda da tartışmalar tamam. var. Muhalefet partileri erken seçim kararına destek verirse 14 Mayıs olabiliyor esasında, değil mi? Bunu bir anlatır mısınız? Tam Şu, olarak durum Şöyle nedir? şimdi biz e, yanlış hatırlamıyorsam 6 Nisan tarihini belirlemiştik. 6 Nisan'a kadar eğer olursa e, biz buna destek veririz. Dolayısıyla e, 6 Nisan tarihinde e, seçim ya da 6 Nisan tarihinde bir karar alır parlamento. Dolayısıyla biz de parlamentonun aldığı karara e, saygı duyarız ve o, o çerçevede eski seçim yasasına göre seçimler yapılır. Ama Erdoğan hayır ben daha sonra yapacağım diyorsa biz ona destek vermeyeceğimizi altı lider açıkladı. Kamuoyuna bu konuda açıklamalar yaptık. Parti sözcülerimizi açıklamalar yaptılar ama Erdoğan tabii kendi istediği bir atmosferde seçimin yapılmasını istiyor. İşte ücretleri artıracağım, şunu artıracağım, bunu artıracağım, işte şunları çıkaracağım diye bizim yıllardır biz iktidar olduğumuzda bunları yapacağız dediğimizi hani ben yapıyorum dedi ama tabii halk gerçeği biliyor, kendi iradesiyle yapmadı. Bizim baskımız üzerine, söylemlerimiz üzerine, baskın çıkmamız üzerine ve halkın bizim söylediklerimize evet haklı söylüyor Kılıçdaroğlu, doğru söylüyor Kılıçdaroğlu, onun dediklerini yap diye on, halk, halk tarafından da bir baskı geldi. E Dolayısıyla bunları yaptım. Şimdi bunları yapınca en erken, çünkü biraz daha gecikirse, onu da ifade edin. Biraz daha gecikirse örneğin Haziran'a doğru atarsa, e, enflasyon zaten her ay yükseliyor. Dolayısıyla yaptığı zamların bir anlamının kalmadığını halk da görecek, o da görecek. Bu nedenle erken Bu nedenle acaba biraz erkene çekip bu kadar zam yaptım dolayısıyla e, enflasyonu tam yaşamadan acaba oy kapabilir miyim diye yani selden kötü kapabilir miyim diye anlayışı içinde e, bir politika yazıyor. Bu sürece ya da bu anlayışa kendisini hapseden birisinin seçimi kazanma şansı yoktur. Çünkü siz halkın beklediğini değil, kendi beklentileriniz üzerine bir seçim kuruyorsunuz. Oysa halk huzurlu bir Türkiye'de yaşamak istiyor. Güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyor. Kamplaşan, kutuplaşan bir Türkiye'de değil, kin ve öfkeyle yönetilen bir devletten değil, tam tersine devlet ana dediğimiz, herkesi kucaklayan bir devlette yaşamak istiyor. Huzurlu bir ortamda yaşamak istiyor. Erdoğan öyle bir toplum yarattı ki, neredeyse kendisine karşı çıkan düşüncelerini ifade eden herkesi düşman olarak görmeye başladı. Hapisle, başka baskılarla e, insanları bir anlamda konuşamaz, düşüncesini ifade edemez, noktaya taşıdı. Öyle olunca da Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta hani ben bunu yapayım da belki acaba oy alabilir miyim? Biraz gecikirsem enflasyon daha yükselecek, zaten... Dövizi kontrol etmek için dünyanın yükü altına girdik. Onu biraz daha ileriye taşıyamam. Bir yerde büyük bir patlak çıkabilir diye. Bu endişeleri taşıyor zaten çünkü ekonomiyi ne kadar kötü yönettiğini o da biliyor. Biz de biliyoruz. Esnaf da biliyor, sanayici de biliyor, bankacılar da biliyor. Efendim ticaret erbabı da biliyor, işsizle biliyor, aslında bütün dünya biliyor. Siz 14 Mayıs'ı kabul ettiniz ama değil mi efendim? Efendim? 14 Mayıs e, o, seçim tarihi. Bizim açımızdan 14 Mayıs, 15 Mayıs neyse yani hangi tarihte yapıyorsa getirsin sandığı, koysun dedik yani. Ama ama Evet. Parlamento'da Oy kullanmayacağız, oy vermeyeceğiz. Yani. Ha, 14 Mayıs'ta alınması bir, bir için oradan, bunu yapmayacaksınız. Ha, yapmayacağız. Tek yolu var. Kendisi. Meclisi ben şey diyorum diyecek, meclisi feshediyorum diyecek. Yani tek yetkisi var, onun üzerine seçime gidecek. Şimdi, o da kendisine ikinci kez ya da üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı hakkını tanımıyor. Tanımıyor. E, tanımıyor, anayasa açık. Ben anayasa hukukçusu değilim ama anayasa hukukçularını dinliyorum. Onlar yazıyorlar, çiziyorlar, konuşuyorlar. Üçüncü kez aday olamaz diyor. E doğru, üçüncü kez aday olamaz. Güzel. Açıklandığı zaman adaylar büyük bir ihtimalle sade vatandaşlarda, bazı hukukçularda e, yüksek seçim kuruluna başvuracaklardır. Siz Erdoğan 3. Başvuracak kez eee e, Erdoğan üçüncü kez aday olamayacağını da hayır üçüncü kez aday olamayacağı başvuracaklardır. Adım gibi biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu diyecek ki hayır efendim üçüncü kez aday olacak diyecektir yani. Peki bu durumda ne Çünkü olacak efendim? Çünkü kendisini kendisi Yüksek Seçim Kurulu üyelerini belirledi aslında. Perdenin arkasındaki dolapları biz bilmiyor muyuz? Yargıtay'ın geçinen... hangi hale sokulduğunu Danıştay'ın hangi hale sokulduğunu hmm. orada militan yargıçların olduğunu bilmiyor muyuz? Bütün dünya biliyor. Biz de biliyoruz. Yargının yargı olmaktan çıktığını biz bilmiyor muyuz? O da biliyor, biz de biliyoruz. Bütün dünya da biliyor. Aklı başında olan ve adaleti arayan herkes biliyor bu gerçeği. Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdunuz. Geçmişte de oldu. Aynı benzer bir Yüksek Seçim Kurulu vardı. Ne oldu? Aynı zarfın içine konan dört tane oydan üçün geçer, geçerli, biri geçersiz dedi. Nereden biliyorsun kardeşim? Nereden biliyorsun? Talimat geldi. İstanbul'u kaybetmeyelim diye. Ne oldu? 15 binlik fark 800 bine çıktı. Dolayısıyla artık halk sandığa gittiği zaman gerçekten de Millet İttifakı'na oyu demokrasi için vermeli. Adalet istiyorsa Millet İttifakı'nı bileşenlerine verecek. Demokrasi istiyorsa, hmm. hukuk istiyorsa, hiç kimseye zulüm yapılmasın istiyorsa oyunu gelecek millet ittifakına verecek. Bu kadar açık bu kadar ne söylüyorum. Ha zulüm devam etsin diyor diyorsanız e Erdoğan orada zaten yeteri kadar zulüm varsa ediyor zaten. Ya şu milletin bir feraseti var, bir aklı var, bir bilgisi var. Bir tarihte yaşadıkları var ve ürettiği atasözleri var. Ne diyor Zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Yani tez gidesin. Tez gitmesi için zulüm artarsa bu adam da bir an önce gidecek diye. Ya, kısır, ol, ya şey bu soracağım. milletin çektiği artık zulümden yetmez mi? Şimdi efendim söylediğinizden şunu anlıyoruz. Hı. Şimdi Erdoğan 14 Mayıs'ı istiyor. Evet. İşte sizin söylediğiniz gerekçelerle. Evet. Ancak siz muhalefet partileri olarak ona... Erken seçim, destek vermeyeceksiniz. Parlamentoda bu durumda 14 Mayıs'ta seçim yapılabilmesi için tek ihtimal kalıyor Sayın evet. Erdoğan'ın meclisi fez etmesi. Evet. Böylece. O, zam o zaman da diyorsunuz ki aday olma şansı yok. Evet. Peki ne olacak? Biz ne göreceğiz 14 Mayıs'ta? O gene aday olacak. Ama siz Anayasa'ya aykırı olduğunu not etmiş tarihe not düşmüş o olacaksınız. O kadar yani. Gene aday olacak. Yüksek Seçim Kurulu da diyecek ki efendim Erdoğan adaydır. Ne diyor? Kronometre sıfırladı mı? Yani Öyle bir şey diyor. Kilometreyi sıfırladı diyor tabii. Sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan gayet iyi bilir. Değil mi? Sıfırlama konusunda bir numaralı uzmandır. Oğlum paraları sıfırladı. Şöyle sıfırladınız bir teoriden mı? bahsediyor. Ben demedim, o dedi. Efendim, birinci cumhurbaşkanlığı bu sistemle değil diyor. Yeni sistemle ben ikinci kere aday oluyorum diyor. Bu teori Sayın Hayır Erdoğan. Efendim, hiçbir anayasa hukukçusu bunu kabul etmiyor. Hmm. Bir daha ifade edeyim. Hiçbir anayasa hukukçusu bunu kabul etmiyor kendi milliyetçileri dışından. Bu kadar açık. Evet. Peki, e, Erdoğan üçüncü kez aday oldu ve bu adaylığı e, siz eğer 6 Nisan'dan önce yapsaydı zaten destek verecektiniz evet, Cumhur evet, şeye, evet. E, seçimin. Elbette. kararına. Elbette. E, zamanında olsa yine aday olabiliyordu. Fakat şöyle görüyoruz. Seçimin bu tarihte olması Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını bile göze alabilecek kadar önemli. Bu da bizi yeniden ekonomiye mi getiriyor? Yani ekonomideki durum ya da memleketteki durum öyle bir boyutta ki cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmayı bile göğüslemeye karar vererler. Ben Hanım, Vatandaşın şunu görmesi lazım. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kişiye teslim edilsin mi edilmesin mi? Bir kişiye teslim edilsin diyorlarsa devam edecek. Hayır efendim devlet bir kişiye teslim edilemez. Devlet adaletle ve devlet liyakatle yönetilir. Devletin kadroları vardır. Ve liyakatle yönetilen bir devlet ancak ayakta kalabilir. Devletin kurumları vardır. Ve bu kurumların gelenekleri ve kültürleri oluşur. Tarihsel birikim içinde. Bu deniyorsa bu sisteme hayır diyecekler. ya. Devlet bir kişiye teslim edilir mi? Bir kişiye teslim edilen devlet. Bu Türkiye Cumhuriyeti devleti için gerçek anlamda bir beka sorunudur. Bir daha ifade edeyim. Devletin Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir kişiye teslim edilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından bir beka sorunudur. Hayatımızın her alanında her alanında sorun çıkmaya başladı. Sorunsuz hiçbir alan yok. Dış politika sorun var mı? Var. İç politika var mı? Var. Parlamento iradesi var mı? İradesi yok. Efendim saray her şeye hakim, her şeye hakim. Yargıtay devletin kurumlarında çürüme var mı? Çürüme var. Bengü Hanım çürüme o boyutlara ulaştı ki rüşvet alandan büyük elçi atanır noktasına geldik ya. Bütün vatandaşlarıma şunu söylemek isterim. Elinizi vicdanınıza koyun ve konuşun. Ya rüşvet alan adamdan büyük elçi olur mu olmaz mı? Arkeoloğun Merkez Bankası'nda ne işi var? Arkeolog. Ben arkeologları küçümsemiyorum. Çok güzel görevler yapıyorlar ama yerinde. Siz bir doktoru nerede görevlendirirsiniz? Hastanede hastaya bakacak. Şimdi siz kalkıyorsunuz. Devletin bütün kurumlarını çürüttünüz. Çürüttünüz bütün kurumlarını. Yargıya güven. Yüzde kaç? Yargıtay Başkanı söyledi. Yargıya güven yüzde otuzlara düştü diye. Eğer Yargının tepesinde olan bir kişi yargıya olan güvenin temelden sarsıldığını söylüyorsa bunun kabahati kime ait? Devlete bir kişiye teslim ederseniz ona aittir. Devlet Peki. bir kişiye teslim edilemez. Onun için bu bir beka sorunudur. Biz demokratik yollarla bu beka sorunu çözmek istiyoruz. Altı lideri bir araya getiren de demokrasi talebidir. O zaman herkes oturmalı ve konuşmalı. Buradan Güzel. devam edelim. Evet. Yarın altı liderin eee birlikteliğiyle kurulan Millet İttifakı'nın evet. seçim beyannamesini dinleyeceğiz. Evet. Evet. E, çok da kapsamlı 2300 vaat sanırım. Evet. Hı -hı. Bunu anlatır mısınız bize detaylı? E, şimdi bir şöyle anlatayım. E, 9 ana başlık altında 75 alt başlıkta 2300'den fazla somut Hedef politika ve projeleri açıklayacak arkadaşlarımız. Ama özetini tabii. Kitap, kitabımız var. Kalın bir kitap. O kitap katılanların tümüne ayrıca verilecek. İçeriğini benim anlatma hakkım yok. Çünkü içerik 6 liderin bir araya gelip aylarca çalıştığı, liderlerin partilerin aylarca ayrı, çalıştığı ve ortaya koyduğu somut öneriler. Ne diyorlardı değil mi bizim için? Efendim bunlar sabahtan akşama kadar aralarında tartışıyorlar, bir şey üretemezler. Söylüyorum, siz böyle 2300 projeyi başlığı acaba çıkıp da kamuoyu önünde anlatabildiniz mi? Anlatamazlar. Biz 6 lider Türkiye'nin bütün sorunlarını gördük. Türkiye'nin bu sorunlardan nasıl çıkması gerektiğini yazdık. Sorunlardan çıkmak yetmiyor, neleri yapmamız gerektiğini onu da anlattık. Altı liderin aylardır bir araya gelip ki genel başkan yardımcılara ve onların kadroları vardı, akademik dünyadan destek vardı, iş dünyasından destek vardı. Biz hangi sorunu nasıl çözebiliriz, çözümlerimiz ne kadar samimi, ne kadar işten ve ne kadar doğru olacak. Dolayısıyla böyle afaki çözümler üretmek ya da söylemek yerine ayakları yere basan çözümler ve Türkiye'yi kısa sürede 6 ayda nefes aldırmak, daha sonra büyüme süreci içine Türkiye'yi sokmak, işsizlikle mücadele etmek, işsizlik sorununu çözmek. Bütün bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler yarın verilecek. Dolayısıyla benim altı lider adına kalkıp da burada işte o yarın arkadaşların soracağı güzel e, projeleri benim açıklamamın doğru bir olması. Aslında mutabakat metni Bengü Hanım'ın sorduğu soru. Yarın onu açıklayacaksınız. Şimdi efendim buradan... Ortak şu... politikalar mutabakat metni. Evet. Yani altı liderin bir araya gelip altı partinin bir araya gelip oluşturduğu ortak mutabakat bunu, bunun metni. Siz konuşuyorsunuz ama bunu bir somutlaştırmak istiyorum. Müsaadenizle Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. E, deneyimli gazeteci yazar Fikret Bila birkaç gün önce yazdı. Dedi ki, Millet İttifakı seçimi kazandığı zaman İlk yapacakları işlerden bir tanesi diye bazı önemli kurumların evet. yöneticilerinden bahsetti. Merkez Bankası olsun, işte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı evet. olsun, Rütük olsun. Evet. Bunu bir anlatır mısınız efendim? Şimdi mesela seçimi kazandınız. Siz ve dostlarınız millet İttifakı olarak. Gerçekten işe böyle mi başlayacaksınız? Ne yapacak ne yapacağınız belli mi? Şimdi daha önce açıkladığımız bazı metinlerde, evet. kamuoyuyla paylaştığımız metinlerde önce bir durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Memleketin durumu nedir? Çünkü rakamlar kamuoyuna doğru yansıtılmıyor. Biz de bilmiyoruz. Gelirimiz nedir doğru dürüst? Giderimiz nedir? Taahhütlerimiz nedir? Ya yol yaptın, köprü yaptın. Biz bunlara ne kadar para ödeyeceğiz? Ne kadar dolar ödeyeceğiz? Bu yükümlülüklerimiz nedir? Bunları bilmiyoruz. Türkiye Varlık Fonu var. Başlangıçta buraya karlı şirketler dahil edildi. Şimdi hepsi zarar etmeye başladı. Neden zarar ettiler? Burası bir dipsiz kuyu. Nedir burada ne oluyor? Dolayısıyla hasar tespit komisyonu, devlette bürokraside de yetişmiş, ahlaklı, erdemli, bilgili insanları görevlendireceğiz. Evet. Sayıları 20-25. Görevlendi ve ilk yapacağımız iş durum ve hasar tespit komisyonu. Diyeceğiz ki bunlara gidin. Türkiye'deki bütün bu olaylara bakın. Temel noktalara ve bize süratle bir rapor getirin. Biz önceliği nereye vermeliyiz ve hangi kararları almalıyız? Çünkü biz doğru adım atmazsak doğru adım atmak doğru bilgiye dayalı olarak ancak mümkündür. O zaman biz doğru bilgilenmek zorundayız. Bu doğru bilgiler gelecek ve biz ona göre kararımızı alacağız. İki, strateji ve planlama teşkilatı. Devlet planlama teşkilatını kapattılar. Niye kapattılar? hangi gerekçeyle kapattılar. Devletin en yetkin, en bilgili, en deneyimli bürokratları oradaydı. Ulaştırmadan tutun, ulaştırdığı sağlığa kadar, efendim vergiden tutun, efendim bilmem tasarrufa kadar, e, Karayollarından kara yollarından tutun, demiryolları, deniz yollarına kadar yatırımların bütün çeşitleri çeşitliliği orada tartışılır ve siyasetin önüne hangi alanlarda neyin, yap, neyin yapılması gerektiği sorulurdu. Öncelikler sağlıkta belirlenirdi. Toplanan vergileri önce nereye harcayalım? Afaki projeleri mi? Toplumun ihtiyacı nerede? Türkiye nasıl kalkınacak? Nasıl büyüyecek? Bunlarla ilgili bütün çalışmalar ya bunları kapattılar. İlk yapacağımız işlerden birisi de strateji ve planlama teşkilatını yeniden kurmak. Bunu yeniden kuracağız ve böylece devletin devletin bütün gelirleri, bütün giderleri yani harcamaları ve öncelikleri, planlamalar, bölgede Türkiye'nin kalkınması, bölgesel kalkınmaların olması gibi pek çok çalışma burada yine yapılacak. Siyaset kurumunun önüne, siyasetin verdiği hedefler doğrusunda en doğru ve en verimli projeler gelecek ve biz o projeleri hayata geçireceğiz. Dolayısıyla bu kurumu da oluşturacağız. Ayrıca parlamentoda ee, kesin hesap komisyonu kuracağız. Bunu da taahhüt ettik. Nedir kesin hesap komisyonu? Şimdi bütçe görüşülüyor. Bu sene diyelim 2023 bütçesi meclisten geçti. Peki 2022 bütçesi ne oldu? O paralar nereye gitti? O çok fazla tartışılmıyor. Kesin hesap komisyonu kesin hesap kanunu bir önceki yılın bütçesinin nerelere harcandığını gösteren kanun. Bu kanunla ilgili de her halükarda parlamentoda bir kesin hesap komisyonu kuracağız. Bu kanun ayrı görüşülmesi lazım. Hmm. Ve bu kanun görüşülürken komisyon başkanı ana muhalefet partisinden olacak. Biz iktidar olarak gelip ana muhalefet partisine hesap vereceğiz. Bakın özgüvenimize bakın. Çünkü kul hakkı yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz. Vatandaşın ödediği beş kuruş vergi mi var? Fakir fukara, aylığı olmayan, işsiz bile ekmek alırken vergi veriyor. Ben o verginin nereye harcandığını, onun işsizliğini gidermek için Hı -hı. onu anlatabilmeliyim. O zaman ben gerçek anlamda siyaset yapıyorum. O zaman ahlaklı siyaset yapıyorum. Kendime güveniyorum. Kurun kardeşim diyorum. Kurdular neyi? Kesin hesap komisyonu. Başkan ana muhalefetten olsun. Ben iktidar olarak gelip ana muhalefete hesap hesap vereceğim. Bu ne demektir? Yolsuzlukların artık sonu göründü demektir. Hı -hı. Bakan diyecek ki Aman beyler bürokrasi Aman bakın gideceğim ben ana muhalefet partisine orada kadro onlarda hesap vereceğim ama ne olursunuz sakın yanlış bir şey yapmayın ben orada e, perişan olurum. Bu yüksek bürokrat atamaları efendim. O bürokrat atamalarında da kesinlikle liyakat öncelik liyakat. Hmm. Bankacılıktan anlamayan adamdan merkez bankası başkanı mı olur Allah aşkına ya? olmaz. Şimdiki başkanım mı söylüyorsunuz? Kim yani tabii içeride yani yurt içinde ve yurt dışında finans çevrelerinde güven veren birisinin merkez bankası başkanı olması lazım ve merkez bankası başkanının temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Bugün Türkiye'de fiyat istikrarı var mı? E yok. Niye yok? E merkez bankası dediğimiz bir kurum görevini yapmıyor ki. Görevini niçin yapmıyor? Önce görevini Görevi nereden kaynaklanıyor onu da ifade edeyim. Merkez Bankası kanunun dördüncü maddesi. Diyor ki Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Nokta cümle bu. Aynen e artık ezberledim. Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı var mı? Yarın sabah neye, ne kadar zam geleceğini kimse bilmiyor. Enflasyonu almış başını gidiyor. Merkez Bankası nerede? E yok. Görevini yapmıyor. Niçin? Merkez Bankası'nın bu görevini yapması için başkanın fiyat istikrarına kilitlenmesi ve gerekli önlemleri alması gerekiyor. Ama saraydan talimat alırsanız görevi yapamazsınız. Saraydan talimat alıyor. O diyor ki şunu yap diyor. Faizi indir diyor. Bu da indiriyor. Faizi yükselt dese bu da hemen ertesi sabah yükseltecek. Bir daha indir diyor. Bir daha indiriyor. Bir daha şunu yap, bir daha şunu yapıyor. Bu Merkez Bankası'nın iradesi var mı? Hayır iradesi yok. Biz kamuda devlet yönetiminde liyakat sağlayacağız. Liyakat olacak. Liyakatin olmadığı bir yer olmaz. Devleti ayakta tutan liyakattir. Bakın şunu anlatayım. Ee, gerçekten çok çarpıcı bir örnek bunu çok sık anlatırım. Diyelim ki devleti. Devleti alalım. Devlette memur olacak birisi. Üniversiteyi bitirdi memur olmak istiyor. Ne yapacak? Bir KPSS sınavına girecek. İki sınavı kazanacak. Üç sınavı kazandıktan sonra ataması olacak. Atama olurken aday memur. Daha memur değil. Bir süre geçecek. Asaleti onaylanacak. Memur olacak. Bir, yıl, bir süre çalışacak. Dört yıl, beş yıl yerine göre. 6-7 yıl. Sonra şeflik sınavına girecek ve şef olacak. Devletteki en düşük kademede görev almak için, makam sahibi olmak için bu kadar zorlu bir süreci geçmek zorundayım. Peki bakan olmak için ya da milletvekili olmak için iki şeye ihtiyaç var. Savcılıktan iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Bakan da olabilirsiniz. Ben Hanım. Şimdi değerli arkadaşlarım bu yürümez böyle. Devlette liyakat esastır. Bunun evet. olması lazım yani. Biz yarın güçlendirilmiş parlamenter ters sisteme geçişin yol haritasını da e, duymayı bekliyorduk. Orada bir sorun mu var? Orada bir gecikme mi var acaba? Hayır orada e, gecikme yok. E, daha doğrusu şöyle. Ee, yol haritamızla ilgili e, liderler arasındaki görüşme devam ediyor. E, onu e, 13 e, Şubat'ta e, Cumhurbaşkanı adayımızın açıklandığı tarihte açıklanmasının ve onun tarafından açıklanmasının daha doğru olduğu düşünüldü. Bizde olur bu şekliyle bir karar yani yol aldık. Haritasını... Cumhurbaşkanı adayı açıklasın. Adayı açıklasın diye bir Tehli eğilim belirdi. Gibi, bir eğilim belirdi. Biz de o eğilime evet dedik. Yani olur. Yani hmm. sonuçta çünkü şöyle yol haritasını şimdi açıklasak iki şeyi birden iki önemli şeyi açıklayacaktık. Bir ortak politikalar mutabakat metni. Biz önce bu ortak politikalar mutabakat metninin kamuoyunda tartışılmasını ve kamuoyunun bunu bir şekliyle görmesini istedik. Öbürünü açıkladığımızda bu yok olacaktı, herkes öbür tarafa kilitlenecekti. O nedenle onu ayın 13'ünü erteledik. Önce şu mutabakat metni çıksın ortaya. Ekonomide ne yapacağız, sağlıkta ne yapacağız, bürokraside ne yapacağız, yargıda ne yapacağız, teknolojide ne yapacağız, gelişmeler ne olacak, işsizliği nasıl önleyeceğiz, istihdamdaki hedeflerimiz nelerdir? Bunların tartışılmasını istedik. Önce... Altı lider diyorlar ya bunlar efendim geldiler bir araya kavga ediyorlar. Bunlar geçinemiyorlar. Bunlar şöyledir bunlar. Bir sürü laf. Havuz medyasının ürettiği ve o çevrede ürettiği bir sürü laf. Yahu arkadaş 200 sayfalık Türkiye'nin kurtuluş reçetesini yazdık. Hem demokrasi hem ekonomi hem sosyal politikalar hem dış politika açısından 9 ana başlık altında. Büyüme, kalkınma, teknolojide ilerleme bunu yazdık ya. Hala onların var mı? Ben adayım diyor. Neyim var? Annesi var mesela. Bahçeli ile o bir, Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi. Ne oldu onlar? Bir araya geldiler mi? Oturdular mı? Kamuoyuna bir şey açıkladılar mı? Bizimle uğraşıyorlar. Bizim hazırladığımız metni söyleyeyim. Bir süre sonra kopya alacaklar. Biz de bunları yapacağız. Ben canım, buyurun. Bir şey soracağım. En çok merak ettiğiniz konu ne? 13 Şubat'ta ne öğreneceğiz? 13 Şubat'ta ne öğreneceğiz efendim? 13 Şubat'ta e, inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı e, açıklayacağız kamuoyuna. Or 13 Şubat'ta? Efendim? Açıklayacağız 13 Şubat'ta. 13 Şubat'ta. Yani 13 Şubat'ta e, öyle Biz bir karar aldık. Saadet, Partisi yani, ev Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir toplantı yapılacak. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 13 Şubat'ta gene buluşacağız ve e, artık 13 Şubat'ta mı olur yoksa... 13 Şubat'ta karar alacağız. Bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur? Yani mesela e, ortak politikalar metnini e, 26'sında görüştük. E, daha sonra işte 30'unda kamuoyuyla paylaşıyor. Yani gizli tuttuk. Da, gizli değil de kamuoyuyla paylaşmadık. 30'unda e, kamuoyuyla paylaşacağız. Orada da e, büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız. E, ama... E, Cumhurbaşkanı adayımız diyelim ki 13'ünde değil de efendim 23'ünde de ee kamuoyuna ee gene ee bir şekliyle efendim, ee ne yapacağını 13 ortak mutabakat metniyle beraber açıklasın. Siz efendim Millet İttifakı'nın altı lideri olarak eğer 13'ünde kararı verirseniz o 13'ünde veya en geç 14'ünde öğrenilir bence. E, onu bilmiyorum. E, onu bil, Yani samimi söylüyorum onu bilmiyorum ama gerekirse e, o e, gizlilik muhafaza edilir e, belli bir tarihte. E, bu e, yine e, gerçekten güzel bir törenle orta aday paylaşır. olacak değil mi efendim? Ortak aday, aday ortak aday, hedef e, ortak aday. İki aday e, ihtimali ortadan kalktı sanırım, değil mi? Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Bu da hala oturacağız da mı yani? Şimdi. Yani şöyle tek biz tek bir e, ortak adayda tam mutabakat ben, var mı? Bengü Hanım şöyle biz zaten ortak aday talebimizi daha önce defalarca açıkladık zaten kamuoyuna. Yani Aslında ortak bütün bir liderler, aday bunu söyledi. Tabii bir ortak adayla belirleyeceğimiz bunu yani bugün açıklamış da değiliz yani tek daha aday. önce ortak. daha önce pek çok hemen hemen yayınladığımız kamuoyu yaptığımız her toplantı sonra açıklamada ortak adaydan zaten söz ediyoruz. İsmi konusunda e, bu Bugüne kadar bir açıklama yapılmadı yani adayımızın kim olacak konusunda. Ama kamuoyunun merakını gidermek için Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini yine bir bildiride kamuoyuna açıkladık, paylaştık. Dolayısıyla şimdi bunu mutabakat metnimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Neyi, nasıl yapacağımızı, hangi alanda neleri düşündüğümüzü açıklayacağız. Daha sonra tabii doğal olarak şimdi şu soru da geliyor onu da ifade edeyim. Efendim niye Cumhurbaşkanlığı adayını açıklamakta çok geciktiniz? Şunu bir sefer bütün vatandaşlarım bilmesini isterim. Biz son derece dikkatli, son derece kararlı, son derece istikrarlı adım atıyoruz. Eğer mutabakat metni yayınlanmadan önce biz Cumhurbaşkanı adayımızı belirleseydik. Cumhurbaşkanı adayımız deseydi ki ben teknolojide şunu yapacağım, ekonomide şunu yapacağım. Ondan sonra e, altı lider diyecekti ki ya arkadaş daha biz karar almadık sen oturuyorsun böyle konuşuyorsun oysa biz böyle düşünecektik. Dolayısıyla biz neyi nasıl yapacağımız konusunda önce karara varalım. Ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağımız konusunda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşalım. Hangi alanda hangi kararları alacağımızı kamuoyuna bildirelim. Arkasından cumhurbaşkanı adayımızı belirleyelim. Böylece ortak dil olmuş olur ortak dil. Hmm. Artık Cumhurbaşkanı adayımız da üniversiteler konusunda neyi yapacağımızı söyleyecek. Liderler de aynı şeyi söyleyecek. Ortak dili geliştirmiş olacağız. Bu ortak dil bir Türkiye'yi gerçek anlamda ortak iradeyle yöneteceğimiz konusundaki kararlılığımızı gösterecek. Evet biz Türkiye'yi yöneteceğiz. Evet birlikte yöneteceğiz. Tek adama koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devletini teslim etmeyeceğiz. Tek adama teslim edilen devletlerin sonu gelmiştir. Nokta. Hı hı. Dünyadaki örneklere bakın. Ama demokrasi gelişmiş olan bütün ülkelerde kişi başına gelir en az 25 bin dolardır. 30 bin dolardır. 50 bin dolardır. Biz büyümek istiyoruz. Biz kalkınmak istiyoruz. Bir işsizlikle mücadele etmek istiyoruz. Biz Gencecik, pırıl pırıl üniversitelerden mezun olan çocuklarımızın, evlatlarımızın bu ülkede işsiz değil, yurt dışına gitmek için çaba harcamalarını istemiyoruz. Bu ülkede kalmalarını, üretmelerini, çalışmalarını ve kazanmalarını istiyoruz. Dolayısıyla bizi bir araya getiren bu özlemler. Şimdi efendim 13'ünde Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahibinde Saadet Partisi'de oturdunuz. Evet. İşte 12. toplantı ve 13. toplantı olacak yanılmıyorsam. 18. Tam bir yıl. Bir yıl oldu. Bakın, yıl döndü mü? Altı evet, lider, Millet İttifakı. Artık Millet İttifakı da diyoruz değil mi? E, millet İttifakı, evet. Oldu. evet. Şimdi efendim bu nasıl olacak? Yani bunun metodolojisi altı lider oturdu. İlk defa artık ortak Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyelim diyeceğiz. Evet, evet. Onu bir anlatır mısınız? O mekanizma nasıl olacak? Şimdi bakın fazla ayrıntıya girmem. Diğer liderlerin de bir anlamda görev alanına müdahale etmiş sayılırım. O alana girmeyeceğim ama... Şu, şu konuda anlaştık. Yani ayın 13'ünde Şubat'ın 13'ünde e, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın e, Temel Bey'in e, başkanlığında, Karamoğluoğlu'nun başkanlığında oturacağız, konuşacağız, adayımızı belirleyeceğiz e, ve bunu da belli bir e, süreç içinde e, kamuoyla nasıl mutabakat metnini kamuoyla paylaşıyorsak Cumhurbaşkanı adayı da çıkacak e, ortak e, e, mutabakat metnini de bir şekliyle yol haritasını da bir şekliyle e, kamuoyuyla paylaşacağım. O güne kadar ama e, Temel Bey e, liderler turuyla bir mutabakat noktasına getirecek. E gelecek tabii. Galiba, zaten zaten her ev sahibi, bir ev sahibi yapan tur her lider e, bazen bir, bazen iki kez ki genelde ortalama iki kez oluyor. Liderler turu yapıyor zaten. Hem gündemi belirleme konusunda hem e, belli konularda e, görüş birliğini sağlama, e, görüş farklılıkları varsa o farklılıkları liderlere aktarma. E, dolayısıyla masaya geldiğimiz zaman, oturduğumuz zaman e, en azından neyi hepimizin neyi nasıl düşündüğümüzü bir anlamda biliyoruz. Her genel başkan elbette doğal olarak kendi kurmaylarıyla oturuyor, kurmaylarıyla da görüşüyor. Masaya hazırlıklı gelmiş oluyor. Gündem önceden genel başkanlara sunulmuş oluyor. Genel başkanlar o gündemleri ev sahibi genel başkanın yaptığı çalışmalar sonunda gündemi belirliyor. Gündem geliyor ve o gündem üzerine bizler oturuyoruz konuşuyoruz. İsmail o soruyu soralım mı? Soralım. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı siz misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi tabii şöyle her parti her parti Doğal olarak kendi liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Öyle bakmamız lazım. E, Cumhuriyet Halk partilerde de kendi genel başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isterler. Ama burada asıl olan altı liderin bir araya gelip oturup ortak karar vermeleri. Şimdi efendim o kritere baktığımız zaman, şimdi siz kriterler açıklıyorsunuz ya altı lider. Evet. Şimdi ben de 31 yıllık bir gazeteciyim. Şimdi evet. bakıyorum bu kriterli. Bu kriterler şimdi birbiriyle bağlantılı iki soru soracağım. Evet. En çok size uyuyor. Buna katılıyor musunuz? Ya yani siz bu kriterleri yerine getiriyor musunuz? Ee, kriterlere sahip misiniz diye belki. Peki öyle söyleyeyim. Ee, olabilir bu, yani, olabilir. Yani devlete, böyle görüyor musunuz? çok devlete 27,5 yıl çalışan, e, üreten e, siyasete girdiği gün mal varlığını kamuoyuyla paylaşan, devletin ne olduğunu bilen, liyakatin ne olduğunu bilen bunun devletteyken de bunun kavgasını veren bir kişiyim tabii yani sonuçta ee, böyle. Şimdi o gün mesela liderlerden birisinin size ya Kemal Bey işte sen 6 e, e, partiyi bir araya getirdin bu kadar zaman harcadın işte adalet yürüyüşü yaptın hmm. ondan sonra en son bu belediye başkanlığı seçimlerinde de işte Evet. İstanbul'u, Ankara'sı, Mersin'i, Adana'sı bunları da kazandırdın ve parlamenter demokrasiye, demokrasiye de geçmeyi vaat evet. ediyorsun. Sen aday olmalısın derse size. ne olacak o zaman? Siz evet peki ben göreve varım mı diyeceksiniz. Onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi şöyle e, samimi evet, e, söylemek lütfen. gerekirse şimdi e, Liderler yani altı lider bir arada e, Türkiye'nin sorunlarına kilitlenmiş vaziyetteyiz. Yani Türkiye'de demokrasinin olmadığını biliyoruz. Sonuçta e, e, bir kişi e, cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyeceğiz. Bir belirleyeceğimiz adayın e, ortak çalışma e, geleneğini sürdürmesi lazım her şeyi ben yaptım, her şeyi ben bilirim anlayışına sahip olmaması lazım. Devleti iyi tanıması lazım. Devletin ne olduğunu bilmesi lazım. Devlette liyakatin ne olduğunu, liyakatin ne kadar önemli olduğunu bilmesi lazım. Şu örneği verdim ben. Diyelim kazandık ve geldik devleti yönetiyoruz. Merkez Bankası'nın başkanı olarak kimi atayacağız? Evet. Efendim benim amcamın oğlu çok iyi, çok da başarılı. Üniversiteyi bitirdi, doktorası, masterı da var. Biz bunu yapalım dersek olmaz. Veya efendim benim bir tanıdığım var, zaten mükemmel bir adam. Çok iyi de işte bir iş biliyor veya çok iyi satranç oynuyor. Efendim e, olayları falan e, yakından izliyor, piyasa hareketlerinde çok iyi biliyor. Üniversiteyi değil iki üniversite birden bitirdi. Biz bunu getirelim, e, Merkez Bankası Başkanı yapalım. Bunlar olmaz. Az önce söylediğim gibi içeride ve dışarıda, finans çevrelerine güven veren, evet bu insan Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayabilir. Evet bu insan enflasyonu önleyebilir. Bu insan hükümetin aldığı büyüme, hükümetin aldığı yatırım kararlarının yerine gelmesi için bütün dengeleri sağlayabilir. Ve bu insan aynı zamanda Maliye Bakanlığı'yla, aynı zamanda Hazine Müsteşarlığı'yla eş güdüm içinde çalışabilir. Çünkü devlet dediğiniz kurum, tek kurum değildir. Devlet dediğiniz bir kurumlar bütünüdür ve bu kurumlar bütünün uyum içinde çalışması lazım. Bunu bunu sağlayacak bir kişi. Bunu sağlayacak bir kişinin niteliklerini eğer liderler bende görür böyle bir teklifte bulunurlarsa e, elbette yani sonuçta bu şerefli bir görevdir. Onu da altını çizeyim. Onurlu bir görevdir. Hı hı. Bu onurlu görevi herkes yapmak ister. Onu da açık yüreklikle ifade edeyim. Ama bütün mesele seçilmek değil seçildikten sonra yapmaktır. Yani vaatlerini yerine getirmektir. Ve bu güveni liderlere vermektir. Evet biz bunu seçeceğiz ama bu kişi seçildikten sonra egosunu kontrol edecek. Yine danışacak, yine oturacak. Bakın şu eleştiri geliyor. Bay efendim bunlar 6 kişi bunlar nasıl yönetecekler? Erdoğan tek kişi karar verir. Bunlar karar bile alamazlar. Bu eleştiri de geliyor bize. Bunlar bizim tarihimizi de bilmiyorlar. Bu eleştirileri ama bizim tarihimizi de bilmiyorlar. Ya akıl akıldan üstündür diye bir kavram var. Benim bilmediğimi Temel Bey bilebilir. Temel Bey'in bilmediğini efendim Merya Hanım bilebilir. Dolayısıyla biz bir araya gelip, gelip oturuyoruz. Ne için oturuyoruz? Bu ülkenin çıkarları için. Hani eskilerin deyimiyle Ali menfaatleri için oturuyoruz, konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayını seçeceğiz. Evet ama Cumhurbaşkanı adayı bütün bu gelişmeleri soğukkanlıkla izleyecek. Dolayısıyla var olan ihtilafları süratle çözebilecek. Türkiye'nin saygınlığını koruyacak. Türkiye'nin itibarını sağlayacak. Var olan bir sürü şey var. Mülteci var. Bu mültecileri kendi ülkelerine göndermek için politikalar oluşturacak. Dış politika yeniden yapılandıracak. Mısırla kavga ettik gidip Mısırla barışacak. Efendim diğer ülkelerle Türkiye'nin gene itibarı sağlanacak, korunacak ve Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı yeniden hissettirilecek. Bütün bunların tamamının tahrip edildiğini biliyoruz temelden tahrip edildiğini biliyoruz. Türkiye'nin itibarının büyük ölçüde yok olduğunu biliyoruz. Yoklaştırıldığını biliyoruz iktidar tarafından yani bir kişi tarafından ve bütün bunların hepsini düzeltmemiz lazım. Bu düzeltmeyi yaparken dediğim gibi olay bir parti olayı değil İsmail Bey. Evet. Olay bir parti olayı değil. Olay bir Türkiye olayıdır. Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması lazım. Türkiye'nin yeniden bütün kurumlarıyla beraber var olan çürümüşlüğü sonlandırmak ve ayağa kaldırmamız lazım. Kurumlarını ayağa kaldırmak. Yasamasını, yargısını, yürütmesini. Allah aşkına ben şunu söyleyeyim size İsmail Bey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tasarruf mevduatı sigorta fonunda yolsuzluk yapanlar hakkında araştırma, soruşturma, kovuşturma yapılmayacaktır diye kanun çıktı ya. Dünyada böyle bir örneği yok. Dünyada örneği yok yani. Dünyada hiçbir parlamento yolsuzluk yapanlara yolsuzluk yapılmayacaktır diye kanun çıkarmaz. Ya bu meclisten öyle kanun çıktı. Dolayısıyla bizim işimizin çok kolay olduğunu bilmiyorum. Ya çok e, kolay olduğu çok e, şey kolay Olmadı, değil. Zor olduğunu biliyorum işimizin. Öyle kolay bir iş değil. Ama bütün bunların tamamını akılla ve mantıkla çözebilirsiniz. Kamuoyu desteğini alarak. Bir atamayı yaparken çıkacaksınız bu evet. Şu atamayı ben şu yani. gerekçeyle yapıyorum. Şuna güvenin diyeceksiniz. Sen Kılıçdaroğlu, Şimdi bu konuda bir, bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi bizim programımız sabahları evet yüksek bir reyting ve yüksek etkileşim alıyor. Evet. Dolayısıyla orada ben nabzı iyi tuttuğumu düşünüyorum. Evet. Siz şimdi bu meseleye bakıldığı zaman benim izleyenlerim de hangi partiden olursa evet. olsun kriterlere bakınca bu kriterlere uygun isim Başkaları da vardır. Kusur Tabii, ama Sayın Kılıçdaroğlu diyorlar. Genel böyle bir şey var. Bir, evet. İki, bu hak kimin diye ben birkaç kere o etiketi de yapıp evet. yani fikir topladım. Tabii. İşte bu İYİ Parti meselesinde sizin gösterdiğiniz tutum, daha evvel işte ne bileyim baraj altı kalmasın diye bir kere MHP'ye bir kere işte HDP'ye karşı gösterdiğiniz tutum bir parti genel başkanı evet. olarak. Ondan sonra işte bu adalet yürüyüşü ve evet. bununla ilgili politikaları. Evet. Ondan sonra işte bu en son helalleşme, helalleşme evet. adımları. Evet. Bütün bunlar, bütün bunlar ve en son belediye başkanlığı seçimlerinin kazanılması falan. Evet. Diyorlar ki kriterlere en uygun isim. Evet. Evet. E, bu aday olma da onun hakkı deniliyor. Evet. Fakat bir tek tartışma var efendim. Hı. Bu tartışma sizi incitiyor mu, kırıyor mu bunu merak ediyorum. Şimdi diyorlar ki işte seçimi kazanırsa hani böyle bir seçimi kazanabilir mi diye bir tartışma. Hatta ben sizin kurmaylarınızdan şunu duyuyorum. Millet İttifakını oluşturan partilerin kimi üyeleri bunu söyleyince bu bizim genel başkanımıza haksızlık diyorlar. Evet. Bunun seçim kazanma bahsini yorumlar mısınız efendim? Yani siz 6 partinin Millet İttifakının ortak adayı olursanız ve bu 6 parti elini taşın altına koyarsa liderleriyle ortak evet. kampanyalar yapılırsa bu seçim Erdoğan'a ve AK Parti MHP ittifakına karşı kazanılabilir mi? Kazanılır. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten. Bütün mesele bizim kararlılıkla bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkeye insan haklarını getireceğiz. Bu ülkede yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağı şirmediği bir ortamı yaratacağız. Bu ülkede sağlıklı ve tutarlı sosyal politikalar izleyeceğiz. Bu ülkede hiçbir yoksulun yoksulluğunu asla afişe etmeyeceğiz gibi gibi iddialarımız var zaten. Şimdi bu iddiaları söylüyorsunuz ve bakın İsmail Bey şunu evet. söyleyeyim. Belediye başkanlarımız kazandığında kazanmadan önce onlara 7 maddelik 7 maddelik ilkeler şeyi verdim. Ee, ilkeler ilkeleri gösteren 7 ilke diye gösterdim ve onlara verdim. İlkelerden birisi şu. Seçildiğiniz günde asla vatandaşlar arasında ayrım yapmayacaksınız. Şu mahalle bana az oy verdi ben bu mahalleye hizmet etmeyeceğim demeyeceksiniz. Herkese eşit davranacaksınız. Sadece yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapın dedim. Çünkü oraya yeteri kadar belediye hizmetleri gitmedi, Hı. oraya pozitif ayrımcılık yapın, oraya hizmet götürün. Hiçbir ayrımcılık yapmayacaksınız. İki, harcadığınız para sizin paranız değil. Belde halkının, vatandaşların parası. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bu bizim yedi temel ilkelerimizin ikisi. Daha diğer ilkeler de var. Dolayısıyla bakıldığında mı? devletin de bu anlayışla işte yönetilmesi lazım. Ben bunu nerede söyledim? Yerel yönetimlerde söyledim. Belediye başkanlarımızın başarısı bu 7 ilkeye kesinlikle uymalarından kaynaklanıyor. 7 hiçbir ayrım yapmıyorlar. Ayrıca göğsünüze CHP rozeti takmayacaksınız dedim. Artık siz partinin değil, beldenin belediye başkanısınız ve bütün beldeyi kucaklayacaksınız dedim. Şimdi devleti de böyle yönetmeniz lazım. Devleti yönetecek kişinin bütün vatandaşları kucaklaması lazım bölgeyi kucak yani A bölgesi, B bölgesi, şurayı kucaklıyorum, şurayı dışlıyorum, şunun kimliği, şunun inancı, şunun yaşam tarzı diye ayrım yapmayacaksınız. Yapamazsınız zaten. Ayrım yaptığınız andan itibaren siz devleti devlet adamı gibi yönetemezsiniz. O zaman bu kriterler yani belediye başkanlarına söylediğiniz kriterler Cumhurbaşkanı adayı için de geçerli. Aynen geçerli çünkü onlar beldeyi aynı ilkelerle, beldeyi 7 ilkeyle yönetiyor. Aynı ilkelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yönetiyor. Neden soruyorum? Biraz. Şimdi sizin yakanızda Türk bayrağı görüyorum. Altı ok. Mesela aday olursanız ve Cumhurbaşkanı seçilirseniz CHP üyeliği ne olacak? Ya da şimdi altı ok. şöyle, tabii şimdi şöyle. Hı. Siz Cumhurbaşkanı olduğunuzda herkesi kucaklamak zorundasınız. Herkesi ayrımcılık yapamazsınız. Partizanlık yapamazsınız. Partizanlık yaptığınız andan itibaren siz 85 milyonun cumhurbaşkanı değilsiniz. Hı. Cumhurbaşkanı herkese eşit davranmak zorunda Bu konuda masada bir mutabakat var mı? Oturup konuşacağız zaten. Yani cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı? E elbette şimdi altı lider, Altı lider bir aradayız. Elbette oturup konuşacağız yani. Neyi nasıl yapacağımızı oturup konuşacağız. Sonunda hepimiz akel insanlarız. Hepimiz Türkiye'yi düşünüyoruz. Hiçbirimiz bireysel bir çıkar peşinde değiliz zaten. Cumhurbaşkanı adayı seçildiği andan itibaren diyelim ki mal varlığını kendisine, eşine, çocuklarına ait mal varlığını kamuoyuyla paylaşabilmeli. Benim mal varlığım budur demeli yani. Yani bu kadar açık, bu kadar sade, bu kadar şeffaf olmalı. Halk şu, gibi yaşayabilmeli. Şu konuda efendim bunu netleştirmeniz hmm. gerekir bence. Hmm. Ben bir vatandaş evet. olarak bunu önemsiyorum. Tabii, tabii. Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin eğer bu haliniz olacaksa bile kim olacaksa da parti rozetini çıkarması, parti üyeliği sonlandırılması, kucaklaması, halkıyla kucaklaması ve partizanlık yapmaması lazım. Hayır ama parti üyeliğinden ayrılması, parti üyeliğinden ilke olarak parti üyeliğinden ayrılması lazım. İlke Hı. olarak ...ilke olarak ayrılması lazım. Evet. Ee, en son toplantıda... ...Millet İttifakı'nın toplantısında... ...çok konuşulan bir başka olay oldu. Cihan Paçacı'nın İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ee, tam siz toplantıya girmeden... ...sizin adınız etrafında bir yorumu... ...yayınlandı gazetede. Ee, eğer Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrarcı olursa... ...biz de kendi adayımızı... ...çıkarabiliriz anlamında. Biraz önceki ortak aday sorumun da temeli buydu aslında... Daha sonra siz toplantıdayken Cihan Paçacı'nın istifası duyuruldu. Hemen daha toplantı devam ederken de aracına bindi ve ayrıldı. Bu olay masada nasıl konuşuldu? Nasıl masada yansıdı? hiç konuşulmadı. Siz ne hissettiniz? Masada hiç konuşulmadı. Meral Hanım getirmedi mi masaya? Hayır. Size açıklama hayır, yapmadı hayır, mı? Hayır, hayır, hayır. Masada konuşulmadı. Siz nasıl, ne zaman haberdar oldunuz? Toplantı ee, bitince. Mera Hanım e, Cihan Bey ile ilgili bir sorun olduğunu ifade etti. Biz nedir diye sorduğumuzda e, yani ben Cihan Bey'i tanıyorum dedim. E, çok iyi bir bürokrat aynı zamanda geçmişte iyi bir bürokrattı, saygınlı olan bir insan dedim. E, ayrıntı vermedi, öyle kaldı. <laughs> Siz daha sonra öğrendiniz. Biz daha zamanda. sonra. Yani toplantı bittikten sonra, akşam toplantı bittikten sonra öğrendik. Şimdi efendim o zaman seçim tarihini anlattınız. İşte adaylık meselesi Erdoğan adaylığı ve işte olası Millet İttifakı'nın adayı evet. meselesi. Şimdi altı parti sadece bizde değil, dünya siyasi tarihinde de nadir görülecek bir işbirliği içindeler. Evet. Farklı partiler, farklı tabanlar olmasına rağmen aslında ortak paydalarda bir birliktelik sergiliyorsunuz. Bizi bir araya getiren demokrasi özlemi. Demokrasi oh. özlemi. Yani Peki. işin özü bu. Şimdi bir cumhurbaşkanı adayı seçeceksiniz. Bütün siyasi yorumcular şunu söylüyorlar. Eğer gerçekten bir cumhurbaşkanı adayının ortak adayın altında evet. diğer liderler de başkan yardımcısı olurlarsa ve bunu seçimden önce halka seçmene anlatırlarsa yani altı partinin sorumluluğu paylaşabileceği bir eş güdümü, bir sinerjiyi evet vatandaşlara sunarlarsa bu seçimin kazanılması için sizler adına evet. çok önemli bir avantaj olur diyorlar. Burada netliğe kavuştum efendim bu konudaki. Onu konuşacağız. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı adayı ve diğer liderlerin pozisyonu konuşulacak. Şimdi ben diğer liderler adına konuşursam bu yanlış olur tabii. Sizin tutumunuz ne burada? Yani siz aynı zamanda Elbette yani bir benim şahsi şahsi kanaatim elbette yani bir cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz ve herkes elini taşın altına koyacak yani bu Başkan işin, yardımcısı işin da, daha işin doğasında olan bu zaten. Evet. Ay sizin tercihiniz başkan yardımcılığı olması mıdır? Diğer e elbette. 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 Peki altı başkan yardımcısı, altı eşit başkan yardımcısı mı? Onu konuşacağız. Şimdi, Bu da henüz şimdi, belli değil. Şimdi kalkıp yani da bir hiç cumhurbaşkanı, daha cumhurbaşkanı beş başkanı adayını belirlemeden ondan sonraki aşamayı konuşmak doğru değil. Bakın biz her aşamayı önce konuşuyoruz, olgunlaştırıyoruz, sonra bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. İşin özü o. Yani bugüne kadar önce oturduk, kendi aramızda konuştuk kendi aramızda belirledik, netleştik. Sonra bunu kamuoyuyla paylaştık. Bunlar da belli bu, bir aşamada gelindi mi? Elbette burada da konuşuyoruz, konuşuluyor. Belli bir olgunluğa ulaşacak Onu da kamuoyuyla paylaşacağız tabii. Hı hı. Şimdi peki bunun bir de ikinci aşaması var. Şimdi siz bir seçime giriyorsunuz. Evet. İşte diyelim bu daha iyi olur dediniz. İşte bir başkan ve yardımcıları da olursa Evet. Sonrasında da bu seçimde her partinin alacağı bir oy yüzdesi var. İşte CHP şu kadar alacak, İyi Parti, evet, Demokrat evet. Parti gelecek hepsi. Bakanlar Kurulu'nun oluşumunda bu oran mı geçerli olacak? Şimdi bu seçimlerde e, partilerin aldığı oy oranları e, çok belirleyici olmayacak. Nedeni de şu: şimdi eski seçim yasasına göre artık oylar fazla oy alan partiye yazılıyordu ve o parti milletvekilini fazla çıkarıyordu. Şimdi şimdiki modelde ise artık oylar artık sayılmıyor. O zaman biz parlamentoda çoğunluğu salma anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlamamız için o zaman partiler arasında bir seçim işbirliğine gitmemiz lazım. Bazen CHP'nin logosu altında, bazen diğer partilerin, örneğin İyi Parti'nin logosu altında seçime girilecek. Dolayısıyla partilerin aldığı oy değil. Partilerin çıkardığı milletvekilleri önemli olacak burada. Hmm. E, bu gerçeğin de bilinmesi lazım. Ya, bu yani, da enteresan evet. Evet yani bu gerçeğin de bilinmesi lazım. Biz şöyle ki çok oy alacağız diye değil. En çok milletvekilini hangi seçenekte çıkarabiliriz? Onu i̇ttifak, olarak. Olarak. E, i̇ttifak olarak. Ha, ittifak, i̇ttifak olarak tabii. İttifak olarak. En çok hmm. diyelim ki A, B, C birinci şeyden işte milletvekili diyelim adayı birinci A partisi, C parti C parti diyelim bölüşüldü ve o çerçevede seçime gireceğiz. Evet. E, X partinin logosuyla gireceğiz diyelim. O zaman diğer partiler o ilde diyelim hiç oy almayacak. Ama birazcık ama aslında daha fazla milletvekili çıkarmış olacağız. Sonra milletvekilleri, seçilen milletvekilleri doğal olarak kendi partilerine gitmiş, gitmiş olacaklar. Olacak. Burada bir virgül koyalım. Sayın Kılıçdaroğlu bir ara aynen. veriyoruz. Aranın ardından lider masası devam edecek. Halk TV'de lider masası devam ediyor. Konuğumuz Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. Ee, Kılıçdaroğlu'na soruyorum etiketiyle sosyal medyadan on binlerce soru var. Çok teşekkür ederiz. O sorulardan biri de e, HDP'nin eski eş başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş'tan. Evet. Ee, onu ileterek başlamak isteriz bu bölüme Sayın Kılıçdaroğlu. Herkese merhabalar, iyi yayınlar diliyor. Tüm izleyicilere selam sevgilerimi iletiyorum. Ve şu soruyu iletmek istiyorum diyor. Sorusu şu. Tüm adaylar ve Sayın Kılıçdaroğlu, seçimden sonra sarayın kurulacak kadın bakanlığına, şiddete uğramış kadınların tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, kadın öğrenci yurtlarına, emekçi kadın misafirhanelerine, ev işçisi kadınların sendikalarına, kadın sığınma evlerine, bağımsız kadın örgütlerine tahsis tahsis edilmesi iyi olmaz mı? Bu kadın eşitliği yerleşkesinin ismini de kadınlar koyarlar diye düşünüyorum. Ne dersiniz? E bence gayet güzel bir öneri. Kendisine teşekkür edelim e, e, ve kendisine buradan e, selamlarımızı da gönderelim. E, haksız bir şekilde içeride e, tutulduğunu da biliyorum. E, kadınların e, dünya kadar sorun yaşadığını biliyorum. Onlarla zaman zaman konuşuyoruz, zaman zaman dertleşiyoruz, büyük sorunları var. Ekonomik açıdan sorunları var, sosyal açıdan sorunları var, e, gencecik kızlarımız üniversiteye giderken yurt bulamıyorlar, orada sorunları var. E, üniversiteyi bitirmiş, mezun olmuş e, gencecik e, evlatlarımız var, onlar işsiz e, ve anneler babalar büyük bir e, dram işindeler. Dolayısıyla bütün bunların tamamını çözecek olan kurumun adı siyaset kurumu. Siyasetçi kaynakları doğru harcarsa, yerinde harcarsa, bütün sorunları çözebilir. Şiddetin şiddetin olmadığı, kadın kadının şiddete uğramadığı bir toplumu inşa etmemiz gerekiyor. Aslında zaman zaman geliyor diyoruz ki cennet anaların ayağı altındadır. E peki cennet eğer anaların ayağı altındaysa neden kadınlara bu kadar şiddet uyguluyoruz? Buradan toplumun çıkması lazım, toplumun bu konuda biraz eğitilmesi lazım. Size de bir şey düşüyor efendim burada. Evet. Bir keresinde özelleştir yaptınız ki sizin gibi Meral Hanım da İzmir'deki bir konuşmada yaptı. Evet. Daha çok kadının siyasette olması lazım. Daha çok kadının milletvekili olabilmesi lazım. Şimdi hele önümüzdeki e güzel söyleyeyim şöyle e, İsmail Bey. E, bu konuda bir çalışma yaptık. E, bütün kadın örgütlerini de gönderdik. Bizde e, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yüzde 35 e, cinsiyet kotası var. E, bunu yasa haline getirmek istedik. Siyasi Partiler Yasasında yer alsın. %35 cinsiyet kotası olsun diye. Kadın örgütleri 306 kadın örgütü. Hayır biz %50 istiyoruz dediler. Peki 50-50 yapacağız. Kanun teklifini vereceğiz. Kanun teklifini reddedenlere kadınlar oy verir mi, vermez mi? Mücadele edeceğiz. Oy vermesinler diye. Biz de kanun teklifini verdik. AK Parti milletvekilleri ve MHP milletvekilleri reddettiler. Şimdi buradan bütün kadınlara sesleniyorum. Biz görevimizi yaptık. Siyasi partiler yasası değilsin dedik. Yüzde elli cinsiyet kotası olsun dedik. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bunu reddetti. Şimdi bütün kadınlara düşen görev sen benim siyaset hayatımı hayatımın önüne engel çıkarıyorsan kimse kusura bakmasın demeli. Ben de sana oy vermeyeceğim. E bakalım görelim kadınlar kime oy veriyor. HDP'den, HDP'den devam edelim mi? HDP'yle devam edelim. Şimdi HDP'ye yönelik bir kapatma davası var. Evet. Ee, şimdi 10 Mart'ta Erdoğan seçim kararnamesini yayınlayacak büyük bir ihtimalle. Onlar da sözlü savunmalarını 14 Mart'ta verecekler. Her takvimi seçimle ilintili bir şekilde ilerliyor ee, yorumları var. Buna katılır mısınız? HDP kapatma davası seçim aritmetiğinin bir parçası mı? Bu Olmamalı. davaya nasıl bakıyorsunuz? Olmamalı. Yani zaten seçim süreci başlayınca bir partiyi kapatamazsınız artık. Parti bütün hazırlıklarını yapıyor. Seçime girmek istiyor. Eğer dava açılacaksa çok önceden o zaman açsaydınız. Niye şimdi bekliyorsunuz bu kadar zaman ve tam seçimlere girerken bir partiyi kapatıyorsunuz? Kaldı ki ben şahsen parti olarak da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da hiçbir partinin kapatılmasını istemeyiz. Hı hı. Çünkü bir partinin iktidara gelip gelmemesine karar verecek olan o partinin yöneticileri değil doğrudan doğruya halk halk desteği vardı o parti elbette ki görevini yapacaktır bir şekliyle. Dolayısıyla HDP'nin bankalardaki hesaplarına tedbir de kondu. Onu da doğru bulmuyoruz. Doğru bulmuyoruz. Ya yani demokrasi istiyorsak demokrasi sadece benim için değil. Benim gibi düşünenler için değil. Benim benden farklı düşünenler için de demokrasi olmalı. Onlar da düşüncelerini ifade etmeliler. Parlamento ne kadar çok farklı düşünce bir arada olabilirse saygınlığı o kadar fazla olur. O kadar daha kaliteli, o kadar daha nitelikli yasalar çıkar. Çünkü birimizin görmediğini bir başkası görebilir. Bir başka parti sağlıklı, tutarlı eleştiriler getirebilir. Dolayısıyla demokrasiden korkmamak, düşünce özgürlüğünden korkmamak gerekiyor. Şimdi efendim bu konuyla bağlantılı bir mesele daha var. Şimdi sizin içinde bulunduğunuz ittifak ortak adayla çıkmak istiyor. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla 3 ittifak var. Bir tanesi Cumhur İttifakı, Erdoğan aday. Evet. İşte sizin ittifaktan bir aday olacak. HDP'nin de içinde bulunduğu işte İşçi Partisi, Emek Özgürlük evet, Hareketi. Evet. Onlar aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı bu tartışılıyordu. Keza ben yayınlarımda ağırladım. Evet. Işte Ameşik olsun, Erkan Baş, Serra evet. gibi. Bütün onlar yaptıkları açıklamalarda evet. bir tarafıyla da Millet İttifakı'nın ortak adayına da bakacaklarını söylüyorlardı aslında. Şimdi bunu evet. bir yorumlar mısınız? Neden önemli? Bu seçimin birinci turda bitip bitmeyeceğini, ...ikinci tura kalıp kalmayacağını belirleyecek kriterlerden birisi olarak gösteriliyor. Bu da onun evet. için. Ne diyorsunuz? Mesela şimdi demokrasiye inanan, hmm. demokrasiyi savunan, düşünce özgürlüğünü savunan, kadın erkek eşitliğini savunan, yargının bağımsızlığını savunan, işsizliğe karşı olan, yolsuzluğa talana karşı olanların birleşmesi lazım. Yani bu zulüm iktidarının değişmesi lazım. Tek adam rejiminin değişmesi lazım. Türkiye için temelde bir beka sorunudur. Türkiye için bir beka sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz zaten. Dolayısıyla değişecekse hep birlikte hareket etmek gerekiyor. Yani sonuçta demokrasiden yana oy kullanmak gerekiyor. Bakın İsmail Bey, dünya şimdi ikiye ayrılmış vaziyette. Demokrasiden yana olanlar, otoriter yapıdan yana olanlar. Otoriter yapıdan yana olan ülkeleri biliyoruz zaten. O ülkelerde ciddi sorunlar yaşandığını da biliyoruz. Demokrasiden yana olanlar da belli. Demokrasi gelişmiş ülkelerde belli. Kişi başına düşen gelir de belli. Alın İsveç'i, alın İsviçre'yi, alın Kanada'yı, alın Amerika'yı, alın Japonya'yı, alın efendim Güney Kore'yi. Baktığınız zaman kişi başına gelir 25 bin dolar, 30 bin dolar, 50 bin dolar gidiyor. Diğer ülkelere bakın, otoriter yapıdaki ülkelere. Oralarda kişi başına gelirinde çok düşük olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla biz refahı yükseltmek istiyoruz. Büyümek istiyoruz, kalkınmak istiyoruz. E refah toplumu olmak istiyoruz. Teknoloji üretmek istiyoruz. Bilgi üretmede söz sahibi olmak istiyoruz. E bunun yolu da demokrasiden geçiyor. Yani siz efendim barış akademisyenleri, diye akademisyenleri üniversiteden attınız. Nereye gitti? Hepsi yurt dışına gitti. Hepsini kapıştılar, götürdüler yani akıl alacak şey değil. Hayır şunu bekler misiniz siz? Sizin ittifakınızın ortak adayı belirlendikten sonra. Evet. HDP İşçi Partisi Emek Özgürlük Hareketi'nin demokrasiden bir... yana tavır almalarını isteriz. Yani aday çıkarmasınlar o zaman. Bilmiyorum tabii ben ben onlar adına konuşursam çok. Bunu soru çok... olarak Evet. Yani onlar adına konuşursam çok yanlış olur. E, dolayısıyla demokrasi istiyorlarsa, evet birinci turda bu iş bitsin diyorlarsa, e, demokrasiden yana olanların ortak hareket etmesi lazım. Onların da bir talepleri var. Onlar da şeffaf Açık bir müzakere, bir e, temas istiyorlar. Evet. Diyelim ki e, Millet İttifakı'nın adayı siz oldunuz. E, bu talep karşısında tutumunuz ne olur? Tavrınız ne olur? Efendim zaten ya da cumhur Cumhurbaşkanı e, adayımız doğal olarak e, partileri gezecektir. Doğal olarak oy isteyecektir. Doğal olarak neyi nasıl yapacağını isteyecektir. Bizim e, altı liderin de altına imza attığı metni bir şekliyle e, kamuoyuyla paylaşacaktır, liderlerle paylaşacaktır. Hedeflerimiz, amaçlarımız ortaya konacaktır. E, bu Bunlar olacaktır zaten, işin doğasında var. Siyasetin doğasında var zaten bunlar. Temas olacak şey. E, elbette, yani şimdi anayasa değişikliği için ne yaptı AK Parti? Gitti şeyi ziyaret etti, bütün grubu olan partileri ziyaret ettiler. Sayın Bahçeli de ne dedi? E, gayet doğaldır dedi. E, gayet doğal e, aslında. Gidilir, diğer partiler ziyaret edilir, destek istenir. E, biz de eğer öyle bir tablo ortaya çıkarsa elbette ki bütün partilerden destek isteriz. Vatandaştan destek isteriz. Demokrasi istiyorsan, bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyorsan, artık hiç kimsenin inancı, kimliği, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmesini istiyorsan, beraber ...huzur ve mutluluk içinde yaşamak istiyoruz diyorsan e, gelip e, demokrasiden yani oy kullanacaksın. Şu alacağız. doğru mu o zaman? Hani siz düzenli olarak toplantılar yapıyorsunuz araştırmacılarla. Bize gelen bilgiler doğru mu? Şu anlamda soruyorum. Millet İttifakı ortak bir adayla çıktı. Ama HDP'nin içinde bulunduğu ittifak yeni bir aday belirlemedi. Bilemeyiz onu. şey bizim Olursa için seçim birinci turda daha kolay mı kazanılır? Bu doğru mu bu bilgi? Onu söyleyen yazarlar var, düşünürler var, söylüyorlar onu, siyasetçiler var Hı. ama dediğim gibi biz birinci turda Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanmak ve ülkeye huzuru getirmek istiyoruz nokta. Belediye başkanları, CHP'li belediye başkanlarıyla devam etmek isterim. Evet. Geçen hafta CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları sizi ziyaret ettiler. Evet. Ve bizim öğrendiğimiz kadarıyla o toplantıda size çıkın adaylığınızı açıklayın ya da biz size destek açıklaması yapalım bir bildiriyle. Biz size desteğimizi ilan edelim adayımız Kılıçdaroğlu'dur diyelim dediler. Siz bunu istemediniz neden istemediniz? Şimdi evet doğru geldiler Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımız. Biz bir açıklama yapalım kamuoyuna ve sizin Cumhurbaşkanlığı adaylarınızı desteklediğimizi ifade edelim diye. Ben bunun doğru olmadığını söyledim. Nedeni de şu. Biz dedim ki yarın yani bir gün önce gelmişlerdi. Yarın biz liderlerle toplanacağız. Şimdi siz böyle bir açıklama yaparsanız biz sanki diğer liderlerin düşüncelerini baskılıyormuşuz gibi bir atmosfer çıkabilir ortaya ve ben bunu demokratik olarak doğru bulmuyorum. Sonuçta liderler bir araya gelecekler, oturacaklar, konuşacaklar, tartışacaklar ve bir aday belirleyecekler diye düşüncelerimi ifade ettim. Ama sonra bir Mansur Yavaş bir anons etti sizi. O daha önceden. Ondan önce. Daha önceden evet o daha önceden bir açılış dolayısıyla yapmıştı. O da bayağı bir etki yarattı ama. Yani Mansur Bey'in işte sizi bir sonraki bir park açılışıydı galiba ee, değil mi? Evet bir açı bittiği zaman inşallah cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olarak gelir açılışını yaparız diye söylemişti evet. evet bu açıklamadan sonra da aynı günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir Anadolu turuna çıktı evet. bu turda çok konuşuldu zamanlaması üzerinden de tartışıldı konuşuldu sizin bilginiz var mıydı bu geziyi nasıl izliyorsunuz? ...uğradığı mağduriyeti anlatıyor Anadolu'da. Bengü Hanım, İstanbul gibi bir kente Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçiliyorsunuz. Üstelik bütün engellemelere rağmen seçiliyorsunuz. Başarılısınız. Onların yarım bıraktığı, onların bir anlamda inşaatlarını bile yapamadıkları... Metro inşaatlarını yeniden başlatıyorsunuz. Ee, bazı metroları yeniden hizmete aşıyorsunuz, Pek çok sorunu aşmak için mücadele ediyorsunuz. Bakıyorlar ki başarılı olacak. O zaman başarılı olmaması için ne yapmalıyız diye. Bir sürü engel çıkardılar. En sonuçta işte yasalarla şey yargı kararlarıyla falan eee e, Ekrem Bey'i engellemek istediler çıktım şunu söyledim. Ekrem Bey büyük lokmadır. Boğazınıza takılır. Dolayısıyla bunu siz yutamazsınız diye. Biz buna izin vermeyiz diye. E gerçekten de Ekrem Bey bu mücadelenin ana aktörüydü. Ve Ekrem Bey'i başarısız kılmak, Ekrem Bey'i bir anlamda iş yapamaz konumuna getirmek için yargıyı sopa olarak kullandılar. Evet yargıçları değiştirdiler, yerine yeni yargıçlar atadılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar yani sonuçta bu ülkede yaşayan insanların bir vicdanı var. Ekrem Bey evet böyle bir haksızlık Saraşhane'ye gittik Saraşhane'de bir miting yaptık Anadolu'ya çıkacağını söyledi evet Anadolu'ya çıkabilirsin haksızlığı anlat kim olursa önüne gelen kim olursa yapılan haksızlıkları anlat çünkü adalet talebini yükseltmemiz lazım Siz böyle Bu mi kere? dediniz efendim o size gelip Anadolu'ya evet. çıkacağım de, tabii söyledi. Adalet talebini yükseltmemiz lazım. Ben de söylüyorum, o da söylüyor, Mansur Bey de söylüyor. Antalya Belediye Başkanı'mız, eskişehir Belediye Başkanı'mız da söylüyor. Zaten e, be, belediye başkanlarımız ortak geldiler bu konuyu da e, görüştük orada. E, dolayısıyla yapılan bir haksızlık var ne adalete ne hukuka sığıyor. Dolayısıyla bunun bir şekliyle geniş kitlelere duyurulması lazım. Bunu benim duyurmamın çok daha ötesinde bizzat haksızlığa uğramış kişinin duyurmasının e, bana göre halk nezdinde özel bir ağırlığı var. E, gidiyor, geziyor, söylüyor, anlatıyor. Ama bu şu anlama gelmesin. İstanbul'un e, İstanbul'a verecek hizmetlerde bir durgunluk var. Hayır İstanbul saat gibi çalışıyor. Şöyle haberler çıktı Sayın Kılıçdaroğlu. İşte Sayın İmamoğlu size gelmiş demiş ki eğer siz aday ol, olursanız işte kampanyaya ben de böyle bir katkı vereyim işte gibi bir takım kulis haberler çıktı doğru mu böyle bir konuşma? oldu Şimdi mu? kulis haberlerine çok fazla girmek istemem tabii Hı. bu iki kişi arasında yapılan bir görüşmenin dışarıya yansıtılması doğru değil ama işin özü şu tabii Hı. Ekrem Bey başarıyla belediye başkanlığı görevini yapıyor. Peki bu e, belediye başkanlarına toplumun gösterdiği teveccüh, gittikleri şehirlerde gördükleri ilgi. Bunu mesela seçim dönemi kampanyaları için e, de sahada olmaları gündemde mi? Belediye başkanları kampanyaya ne nasıl katılacak, nasıl destek verecek? Böyle bir plan Onun yeri zamanı gelince, yeri zamanı gelince bütün onların hepsi yapılacak. Ama şöyle devam edeyim efendim. Ben evet. bu yayın için hazırlanırken bu sabah Evet. Hem Zeydan Karalar'ı aradım Adana Büyükşehir Belediye evet. Başkanı, hem Vahap Seçer'i aradım Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Aradım, evet. Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Çünkü en son sizi ikisi görmüştü. Öyle. İkisi de mesela bu muhtarlarla iş dünyasıyla yaptığınız temaslar. Evet. Yani sokakta tahil edemezsin diyor her ikisi de evet. mesela bu. Evet. Hani bilmiyorum nasıl geçti öyle sorayım o zaman onu öncelikle. Şunu so söyledi de Vahap Seçer. Eğer dedi biz 11 Büyükşehir Belediye Başkanı. Altılı Masa'dan bizim genel başkanımız aday olarak çıkar da şu anda yaptığımız gibi onun etrafında kenetlenirsek ve böyle kampanyayı bu şekilde sürdürürsek. Yani bir takım rakamlar verdi ama burada ifade etmeyeyim mi? Evet. evet. Tahayyül rakamlarla bu seçim kazanılır dedi. Onu bir hakikaten Bengi Hanım'ın sorusuna ek bir yapayım. E, toplum gerçekten de demokrasi istiyor. Gerçekten adalet istiyor toplum. Ben yani iş dünyasıyla görüşüyorum tabii onlar medyaya kapalı bölümde yapılıyor. Mersin'de de görüşmüştünüz. E tabii Mersin'de de Hı. görüştüm. Daha önce Adana'da da görüştüm. Evet. Pek çok yerde görüştüm. Yani gerçekten feryatları duymak lazım. Ama biz onlara, onların zaten derdini biliyoruz. Biz onlara sorunları nasıl çözeceğimizi anlattığımızda emin olun gözlerin nasıl parladığını görüyorum ben. Çünkü artık bizim samimi olduğumuzu biliyorlar. Bizim kendimizi, hayatımızı, yaşamımızı gerçekten bu ülkeye atadığımızı fark ediyorlar. Ya bu ülke bunu hak etmiyor, bu yönetimi hak etmiyor yani. Gerçekten güzel bir güzel bir yönetimi hak ediyor. Saydam, şeffaf bir yönetimi hak ediyor bu ülke. Hmm. Kucaklaşmayı hak ediyor bu ülke. Sanayici üretecek, üretemiyor. Çiftçi üretecek, üretemiyor. Besici üretecek, üretemiyor. Önünü göremiyor. Önünü görüyor. Yarın ne olacak bilmiyor bize soruyor. Nasıl yapabiliriz biz bunu diye. Ve siz nasıl çözeceksiniz diye. Biz onlara bütün ayrıntıları anlatıyoruz. Onlar tamam diyorlar. Bunları yapacaksanız bu memleketin sorunu çözülür. Göreceksiniz sandıklarda gerçekten bir oy patlaması yapacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. İşçisi şikayetçi mi? Evet. Memuru şikayetçi mi? Evet. Çiftçisi şikayetçi mi? Evet. Esnafı, sanayicisi, ithalatçısı, ihracatçısı hepsi şikayetçi. Hepsi önünü göremiyor. Yatırım doğru dürüst yapılmıyor. Dolayısıyla Türkiye bu cendereden çıkmak zorunda. Sanayici önünü görmek zorunda. Şimdi bakınız 200 lira var, 100 lira vardı. 100 lirayla pazara giderdiniz. En azından filenizi doldururdunuz. Cebinizde artan para kalırdı. 50 lira kadar paranız kalırdı ve eve, eve gelirdiniz. 200 liralar çıktı. Yetmiyor şimdi. Efendim gıcır Kaç? gıcır. Kaç? Hayır gıcır gıcır bankadan para çekiyorsunuz mesela bankamatikten evet. tamam gıcır Tabii gıcır. E para basıyorlar yani dolayısıyla enflasyon frenlenemiyor. Enflasyonu frenleyemiyorlar. O nedenle seçim aman 14 Mayıs'ta olsun da enflasyon daha fazla yükselmeden verdiğimiz paralar daha fazla erimeden e, biz seçimi alabilir miyiz diye. E vatandaş bunu biliyor bilmez olur mu? Hmm. Görüyor bunu vatandaş görmez olur mu? 20 yıldır memleket 20 yılın sonunda geldiğimiz noktaya bakın Allah aşkına ya. Geldiğimiz noktaya bakın. Kişi başına gelirin düştüğü dünyadaki tek ülkeyiz. 10 bin dolarda 10 bin 200 dolardı kişi başına düşen gelir şimdi 8 bin 900 dolar civarına düştü. Kişi başına yani hepimiz fakirleştik. Saray ve şürekası hariç. Onlar zenginleştirler. Beşli çeteler hariç onlar zenginleştirler. Uyuşturucu baronları hariç onlar zenginleştirler. Ama bu millete söz verdim. O beşli çetenin çaldığı paraları 128 milyar doları, 418 milyar doları hepsini alacağım hepsini. Hepsini alacağım. Öyle yurt dışına Amerika'ya götürdükleri o gökdelenlere yaptıkları yatırımları hem gökdelenlerini hem o paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim. Bu milletin alın terini kimseye çaldırtmayacağım. Kimseye yedirtmeyeceğim. Bu konuda çok kararlıyım. Yani diğer konularda esnek olabilirim ama bu hırsızlık konusunda, yolsuzluk konusunda, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenler konusunda çok kararlıyım. 418 milyar dolar çalındı ya bu ülkede. Sayıştay raporlarına bakın Allah aşkına. Sayıştay raporlarında bütün bunların tamamı yazılı. Şimdi Sayıştay'a müdahale ediyorlar. Diyorlar ki aman bunları raporlara yazmayın. Niçin? E, görünür diyelim. Biz bunları bilmiyor muyuz? Bu, Hepsini biliyoruz. Hepsini bunun biliyoruz. dışında şöyle bir baktığım zaman bir, bir isyanınız daha var. Sesinizi yükselttiğiniz bir konu daha var. Evet. ...aslında hepimizin de kaygılandığı bir olay... Evet. ...ve aydınlanmasını istediğiniz... Evet. ...bu Sinan Ateş meselesi... Ülke evet. Ocak'ta eski genel başkanı... ...adalet sözü verdi... Sinan Ateş'ten önce ile ilgili... Evet. ...benim bu şeyden aldığım bir kulis bilgisiyle... ...Sayıştay'a yeni bir statü... ...olacak mı yeni dönemde... ...eğer iktidara gelirseniz... ...Sayıştay'ın statüsü değişecek mi? Bakın Sayıştay bir anayasal kurum ve sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütçe harcamalarını denetleyen kurum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı biz bütçeyi kabul ettik. Bu parlamento adına sen kabul ettiğimiz bütçenin doğru harcanıp harcanmadığını denetle ve raporu meclise gönder diyor. Raporun meclise doğru gelmesi lazım. ...belli bölümlerinin makaslanmaması lazım... ...makaslanan bölümleri biliyoruz... ...onu zaman zaman... ...milletvekili arkadaşlarımız açıklıyorlar... ...Sayıştay Başkanı da bunu gayet iyi biliyor... ...bu makaslamanın nasıl olduğunu... ...kimler tarafından talimat verildiğini... ...o da gayet iyi biliyor... ...Sayıştay'ı... ...Uluslararası Sayıştaycılar Birliği var... ...İntosay diye... ...denetim kurulları var... E, ...denetim standartları var... Affedersiniz. ...o denetim standartlarına göre... Sayıştayın yeniden yapılandırılması hmm. lazım. Sinan Ateş meselesi efendim Şimdi adalet beklentisi var, ailenin yaptığı var Ben size var. bir soru sorayım Buyurun. İsmail Buyurun Bey. Efendim. Erdoğan her konuda konuşur. Niye bu konuda hiç konuşmuyor? Niye? Gerçekten niye? Sade vatandaşlara soralım. Niye konuşmuyor? Sizin yorumunuz ne? Acaba MHP'yi kızdırırım diye mi konuşmuyor? ortağımı darıltırım diye mi konuşmuyor? MHP doğrudan doğruya biat etmiş vaziyette zaten. Ne derseniz deyin Erdoğan her dediğine biat ediyor zaten. Neden bu konuda Erdoğan konuşmadı? Failleri yakalayacağım ve hesabını mutlaka soracağım niye demedi Erdoğan? Niye demiyor Erdoğan? Bir olayı gizlemeye mi çalışıyorlar? Bir olayı kapatmaya mı çalışıyorlar? Az kaldı, fazla değil. 6 ay sonra bütün bunlar toplumun önüne gelecek. Ve bütün bu olaylar aydınlanacak. Sakarya'da bir ülkücü, daha doğrusu ben ülkücüyüm diyerek yanınıza geldi birisi. Evet. Ve ülkücüler adına size teşekkür etti. Öyle. Aynı ülkücüler, yani benzer ülkücüler Adana'da da... Mersin'de de geldiler Onlar da teşekkür ettiler Evet burada çok acı bir olay var Ve bu olayın aydınlatılması lazım Şeffaf bir şekilde aydınlatılması lazım Yani savcılar üzerine Polisler üzerine bir baskının gelmemesi lazım Baskı olmadığı takdirde Olayı bütün ayrıntılarıyla Bu ülkenin polisi de Bu ülkenin savcısı aydınlatır Peki Hiçbir endişem bu... yok orada Şimdi Çünkü rapor deneyimlidir falan... Aldınız mı mesela bilgi falan aldınız Neden biliyor musunuz efendim Şimdi siz 6-7 ay önce bir uyuşturucu baronları diye bir tartışma evet. başlattınız evet. ve o tarihte İçişleri Bakanı Sayın soylu olsun Sayın Cumhurbaşkanı evet. olsun size evet. çok sert tepkiler gösterdiler. Evet. Fakat Türkiye'nin gündemine de böyle bir uyuşturucu meselesi girdi. Evet. Akabinde Türkiye'de işte özel İstanbul'da böyle uyuşturucu baronları yakalandı. Sırpların ne bileyim Yeni Zelandalılar hesaplaşıyorlar. Türkiye'de hesaplaşıyor. Bu cinayette böyle bir şey var mı? Mesela bu uyuşturucu baronlarıyla bu ülkücü şehit arasında bir bir, bir şey var Hayır, mı? Ben o işe girmek istemem. Yani o ayrı bir şey. Ee, e, olay savcılıktan yargıya intikal ettiği zaman çıkıp konuşmak Hı. gerekiyor. Bu aşamada tabii bize ulaşan bilgiler var ama o bilgileri e, bugünden dillendirmek asla doğru değil. E, ama e, savcı üzerine ve polisler üzerine e, belli baskıların yapıldığını gayet iyi biliyoruz. O baskıların olmaması lazım. O baskılara izin verilmemesi lazım. Bir cinayet işlenmiştir. Faillerin yakalanması ve yargının önüne çıkarılması lazım. Gelen İstediğimiz bilgi var olur. mı size Adalettir yine içeriden, bürokrasiden? E, yani elbette yani bilgiler gelir tabii ya bilgiler gelir. Bu ülkede bakın her şeye rağmen Bengü Hanım bu ülkede namuslu hakimler var, namuslu savcılar var, namuslu bürokratlar var. Gerçekten devletine hizmet eden, vatandaşına hizmet eden bürokratlar var. Onlar iktidarın baskısı altında seslerini çok fazla çıkaramıyorlar. Çünkü her birisi bir yerlere sürülebilir. Bir yerlerde görevlerinden alınabilirler. Dolayısıyla bu ayrıntıları biliyoruz. Bize bilgiler geliyor ama olayı dikkatle takip ediyoruz. Savcılar da biliyor bizim dikkatle takip ettiğimizi. Polisler de biliyorlar bizim dikkatle takip ettiğimizi. Olayı aydınlatmak e, Şimdi, mümkün ama bekliyoruz. Umarım aydınlatırlar. Geçtiğimiz günlerde Ailesi de bekliyor. Ben Gürseller Erol'u aradım. Partinizin Elazığ milletvekili. Evet. Bir gün önce Habertürk'te bir tartışma vardı sizin adaylığınız konusunda. İşte Gürseler o sizin adaylığınızı savununca işte orada bir tartışma çıktı. Bayağı hararetli bir tartışmaydı. Evet. sonucu hatta yayını kesmek durumunda kaldı vesaire. Ben de sonra aradım onu de i̇şte böyle konuşuyorduk konuşuyorduk konuşuyorduk. Sonra şunu söyledi. Bu seçimin kaderini hani Kürt vatandaşlarımız belirleyecek diye bir tartışma konusu var ya evet. Sen Kılıçdaroğlu, Görselerol dedi ki yanılıyorlar dedi. Bu seçimin kaderini aslında milliyetçi, ülkücü seçmenin tavrı belirleyecek dedi. Katılır mısınız? Efendim bu seçimin kaderini demokrasi sevdalıları verilecek Demokrasiye inanan herkes verilecek seçimin kaderini. Ha Kitle olarak eğer tanımlarsak bu seçimin kaderini gençler belirleyecek. Gençler, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde gençler otoriter bir yapı istemiyorlar. Bunu niye böyle sordum biliyor musunuz senklistler oğlum? Şimdi Çünkü siz son zamanlar her kimlikten gencimiz var bizim yani bu şöyle. Fakat bu gençler... şöyle son zamanlarda ülkücü kesime doğru hem temaslarınız arttı hem söylemleriniz Öyle. arttı. Hatta birinde yanlış hatırlamıyorsam. Kendinizi ülkücü diye de tanımladınız. Eğer vatanseverlik ülkücülükse tabii ben de ülkücüyüm dedim. vatan se Vatanımızı sevmiyor. Bayrağını sevmek ülkücülükse evet ben de ülkücüyüm. Bayrağımı seviyorum, vatanımı seviyorum, insanlarımı seviyorum. İnsanlar arasında hiçbir ayrım yapmıyorum. E, dolayısıyla ülkücüğün tanımı buysa e, ben de ülkücüyüm o zaman. Bunu söyledim. Evet. Üstelik salı toplantısında söyledim, ifade evet. ettim. Evet. Hı <laughs> hı. E, Hüdapar konusuna geçelim. Gerçek geçeyim. ülkücüler de rahatsız. Altını çiziyorum. Gerçek ülkücüler de bu gidişten rahatsızlar. MHP'de Onlar da söylüyorlar zaten. Bir buçuk bunu. iki puanlık bir oy kaybından söz ya ediliyor. Ya onu bilmiyorum. Yani oy kaybı olur olmaz vesaire falan filan ama e, gerçekten de gerçekten de gidişattan herkes rahatsız. E, elbette kendisini ülkücü olarak tanımlayan vatansever kardeşlerimiz de rahatsızlar yani. Ya, bu kadar da olmaz diyorlar. Ankara'nın göbeğinde kalkıyorsunuz, bir kişiyi öldürüyorsunuz. Kıyamet kopuyor. Her konuda konuşan tek adam bu konuda ağzını açmıyor. Niçin? Niçin? Sen de konuş kardeşim. En azından faillerin derhal yakalanacağını, adalete teslim edileceğini söyle. Söyleyemiyor. Niye söyleyemiyor? Ama şöyle bilgiler de çıktı. Bu işi iyi takip eden gazeteciler dediler ki Sayın Cumhurbaşkanı talimatları verdi. Sonuna kadar gidin. İşte MİT'ten mesela MİT Başkanı'nın raporu aldı. Emniyete talimat verdi. Diyorlar. Di evet diyorlar. Desin ama. Kendisinden duymak istiyorsunuz. Anladım. Kendisini söylemesi lazım. Ne kadar doğru o bilmiyoruz. Gazeteciler tamam yazabilirler, böyle ha, bilgiler geldi diyebilirler, e, çizebilirler, neyse artık. Ama çıkıp kendisinin Ankara'nın göbeğinde ben faili meçhul bir cinayet istemiyorum demesi lazım. Demesi lazım, bunu söylemesi lazım. Evet. Sizin çok yakından takip ettiğiniz bir başka e, dava da 6 yaşında babasının bilgisi, onayı ve rızasıyla... Ee, evlendirilme adı altında istismar kurbanı olan HKG. Yarın HKG'nin ilk duruşması var. Siz HKG için e, Adalet Bakanlığı'na yürümüştünüz. Evet. Tüm CHP'li milletvekilleriyle evet. adalet izlemiştiniz. Evet. Bu duruşmayı davayı da takip ediyor musunuz? Ben hanım bu olayı arkadaşlarım bana aktardıklarında ben o gece uyumadım. 6 yaşında bir kız çocuğu sistemli bir şekilde tecavüze uğrayamaz. Hiçbir vicdan bunu kaldıramaz. Hiçbir ahlak bunu kaldıramaz. Hiçbir inanç bunu kaldıramaz. Ve olayın bazı çevrelerin baskısı nedeniyle büyük ölçüde kapatıldığını da duyduk sonra araştırdığımda. Yargı dumura uğramış emniyet dumura uğramış, çalıştırılmıyor baskı nedeniyle. Tek yolum vardı. O kadının hakkını savunmak için. Sabah erken saatlerde bütün milletvekili arkadaşlarımı grup toplan salonunda topladım. Olayı anlattım. Dumura uğramış bir devlet yapısı var. Bir çürümüşlük var. Ve biz bunu geniş kitlelere duyurmak zorundayız. Ve ben Adalet Bakanlığı'na yürümek zorundayım. Benimle gelmek isteyenler buyursunlar hep beraber gideceğiz dedim. Ve gittik. Sonra ne oldu? Devlet nefes almaya başladı. Polisi harekete geçti, savcısı harekete geçti. Adalet dediğiniz budur. Sessiz kalsaydık yine bu kapatılacaktı. Peki o altı yaşındaki çocuğun hakkını kim savunacaktı? Hukukunu kim savunacaktı? Böylesine bir acı karşısında susan bir iktidar var. İktidara destek veren bir başka siyasal parti var. Ona da destek veren başka siyasi partiler de var. E haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı değil mi? Onlar şeytan, biz değiliz. Onlar ses çıkarmadılar. Biz adalet istedik, adalet aradık. Dolayısıyla o dava için sadece ben değil, arkadaşlarımız da takip ediyorlar. O kadının hakkı kadına teslim edilmeli. Adaletsizlik yapanların bunun cezasını bir şekliyle çekmeleri gerekiyor. Hukuk içinde dediğim gibi her şeyin adalete uygun olması lazım. Adaletin kinden ve öfkeden arınması lazım. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre bir yargı kararının çıkmasını bekliyoruz. Ee, var mı sorun? Bir sorun var ama bu konuda devam ediyorsan Yo bu yok EYT'ye geçelim diyecektim. Tamam. Buyur. Şimdi efendim benim görüşünüzü merak ettim hususlardan biri bu. Şimdi siz sonuç itibariyle bugün ülkeyi yönetmeye nabzetsiniz ve seçime de sonuç olarak 104-105 gün kaldı. Ee, bir kere sizinle konuştuğumuzda da çok iyi biliyorum ki siz bu savunma sanayi konusunda bu savunma sanayi yerleşmesi, milleşmesi evet. konusuna özel önem veriyorsunuz. Ben evet. yarın bu konuyu işleyeceğim. Sabah evet. tamam, Halk TV'deki yayınımda da işleyeceğim. Evet. Bu benim de önem verdiğim bir konu. Hani gazeteci olarak evet. takip ettim. Geçtiğimiz günlerde de bu tartışıldı. Cuma günü de bir toplantı vardı ve işte orada Selçuk Bayraktar da konuşma evet. yaptı. Geçmişten bugüne yaptıklarından bahsetti. Evet işte engellemelerden vesaire ki siz de zaten ziyaret etmiştiniz geçmişte. Şöyle bir cümlesi oldu da eğer dedi bu süreç akamete uğratılmazsa yeni dönemde de. Evet. Şimdi işte eğer AK Parti kazanırsa zaten bir sorun çıkmaz ama evet. şimdi siz ve dostlarınız iktidara gelirseniz evet. bu ve benzeri konularda bir sorun olur mu? Nasıl bakıyorsunuz bu Hiçbir sorun olmaz efendim. İsmail Bey niye sorun olsun? Üreten bir insanı başınızın üstünde taşırsınız çalışan bir insanı ödüllendirirsiniz niye cezalandıralım keşke daha mükemmellerini yapsalardı hmm. Kendisini babası hayattayken Allah rahmet eylesin ziyaret eden kişi benim iki tellideki atölyesinde ya da fabrikasında ziyaret eden kişi benim Kadrolarıyla beraber fotoğraf çektiren kişi benim Dolayısıyla o dönem kendisine bir sürü haksızlık yapıldığını ifade etmişti. Haksızlıkların giderilmesi için mücadele edeceğimi söyleyen kişi de benim. Dolayısıyla iktidar olduk efendim işte Erdoğan'ın sayın Erdoğan'ın damadı biz bunu cezalandıralım. O zaman benim Erdoğan'dan bir farkım kalmaz. Hiç kimseyi cezalandırmak gibi bir niyetim yok. Asla asla. Hı üreten, çalışan, hele evet, teknoloji konusunda üretiyorsa başımızın üstünde yeri var. Yeter ki yapsın, yeter ki üretsin. Rekabet içinde o bunların hepsinin rekabet içinde olması lazım ki daha mükemmelini her seferinde yakalayabilelim. Çünkü dünya gelişiyor, dünya büyüyor, bilimde, teknolojide olağanüstü gelişme var. E bizde de aynı gelişmelerin olması lazım. Üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Dolayısıyla kim çalışırsa, kim üretirse, güzel şeyler yaparsa başımızın üstünde yeri var. Üreti, ürettiğini ihraç edecek, dolar kazanacak, o dolar aynı zamanda Türkiye'de bankalara gelmiş olacak, ekonomi genişleyecek. Öbürünü yapmak gerçekten ve dünyadan uzaklaşmak demektir. Vicdandan uzaklaşmak demektir. Adaletten uzaklaşmak demektir. Tam tersine her türlü destek verilir. Her türlü destek. Biz neden bağırıyoruz diyoruz ki Katar ordusuna sattığınız tank palet fabrikasını alacağız, ordumuza vereceğiz diye. 2018'de tank üretilecekti değil mi? Milli tankımız olacaktı. Hangi yıldayız 2023? Nerede yeni tank? Nerede? Biz savunma sanayinin bütün alanlarında, uçağından, ihasından, siyasından, tankına kadar, her alanda, her alanda üretmek istiyoruz. Her alanda. Her alanda... Gerçekten başarılı bir performans çizmek istiyoruz. Bizim temel hedeflerimizden birisi budur zaten. Savunma sanayini güçlendirmektir çünkü bölgede de güçlü olacaksınız o zaman. Bunu yapmaktır. EYT'ye geçelim isterseniz. EYT konusundaki... Ee, sizin EYT loading mesajınızdan sonra evet, evet EYT konusunda çalışma yapıldı. Birazcık ağır aksak ilerliyor. O hak gasplarına da yol açtı bu yavaşlama. Şimdi yarın tam da siz seçim beyannamenizi açıklarken evet. on, e, iktidar tarafı da EYT'yi açıklayacak ama orada unutulanlar var. EYT konusunda neler söylersiniz? E, EYT'lerle ilgili olarak uzun süre bunu dillendirdim. Seçim meydanlarında dillendirdim. Grup toplantılarında dillendirdim. EYT'lerle yaptığımız toplantılarda dillendirdim. Sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini onlara ifade ettim. Defalarca dillendirdim ve eğer bunlar yapmazlarsa biz gelip yapacağız dedim. Erdoğan hayır bir dönem demişti ki ben iktidarı kaybetti, kaybedeceğim bilsem dahi bunu çıkarmayacağım, çıkarmak zorunda kaldım. Loding'in nedeni oydu zaten. Sıra onda demiştim. Yaptılar. tabi kanun içeriğini bilmiyoruz. O yarın açıklanacak. Eksik yönleri var mı yok mu onu da teklifi görünce göreceğiz zaten. Teklifi eksiklikler varsa hem parlamentoda Önergeler hazırlayacak. Hem komisyonda önergeler hazırlanacak. Önce komisyonda görüşülüyor. Komisyonda dilerim eYtleri onların kurduğu derneği çağırırlar, davet ederler. Eksiklikler varsa onlardan dilerler. Bizim milletvekillerimiz de var olan eksiklikleri gidermek için önergeler verecekler. Genel Kurulda da aynı şekilde çaba göstereceğiz. Beni mutlu eden şu tabii düşündüklerimin. Ben bunu yapacağım dediklerimin bir süre sonra yapılmış olması hmm. Güzel bir şey. Şimdi efendim ben tabii şimdi bir akşam. Bu şunu da programı gösteriyor ama. tabii Türkiye'nin sorunlarını ben biliyorum ve ben dillendiriyorum. Onlar saraylarında yaşıyorlar. Onlar etrafında hiç sorun görmüyorlar. Çünkü 5 maaş alan var, altı maaş alan var. Yolsuzluk çeken, daha doğrusu yoksulluk çeken hiç kimseyi o, o toplantılarda, o yerlerde hiç yok. Bir, herkesin bir Eliyada, bir eli bağda. Ve onları Türkiye gerçeklerinden kopmuş vaziyeteler. Türkiye gerçeklerini benim eleştirilerim üzerine biliyorlar ve öğreniyorlar. Daha onlara çok şey yaptıracağım ama süre az kaldı. Dolayısıyla bundan sonra var olan sorunları çözmek bizim boynumuzun borcudur. Bütün sorunları çözeceğiz, bütün sorunları. Şanlıurfa'daki elektrikten şikayet eden çiftçinin sorununu nasıl çözeceksem ve bunu nasıl dillendirdiysem önce olmaz dediler. Nasıl oldurduysak benzer pek çok sorunu çözeceğiz. Pek çok sorunu. Kılıçdaroğlu şimdi tabii bu bir akşam programı. Biz bu, bu sezon ben yanımla evet. birlikte böyle liderleri de ağırlayacağız akşamları. Evet. Fakat ben aslında biliyorsunuz sizi sabah sabah kuşağı. Evet, sabah kuşağı. Evet. Bir sabah habercisi olarak. Evet. Çok önem verdiğim birkaç konu var. Bu seçime giderken de ben oy verirken de buna bakacağım. Evet. Siz de e, memnun oldum bu konuya girmenizden. Birkaç konu var kısa kısa. Evet. Birinci sefer bu yaz saati kış saati uygulaması. Değiştireceğiz. Heh. Kesin vaattir değil Tabii. mi? Tabii. Konuda bir küçük video da çekmiştim. Evet onu ben yayınladım AKTV'de. Evet. evet. Çok önemsiyorum bunu efendim. Tabii. Hem dünya ile aramızdaki saat açıldı hem de İsmail çok bir, karanlıkta yani kaldık. Çocuklarımıza yazık evet. gerçekten. Çocuklara yazık yani. Annelere yazık yani. yani yine bununla bağlantılı efendim yine evet. benim bir kampanya olarak sürdürdüm. Yine memnuniyetle gördüm ki siz buna katıldınız evet. ve çocuklarımızın okulda beslenme imkanı. Öyle. Kesin bir taahhüt var mı efendim Kesin bu konuda? Kesin taahhüt var. Bütün çocuklar zengin fakir ayrımı yapmaksızın beslenmelerini okulda yapacaklar. Bir üçüncüsü yine seçime giderken bu da anneme verdiğim sözdür. Bunun peşini bırakma dedi. Emeklilerin efendim. Evet. En düşük emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi ve bunun bir gerekirse yasal bir teminat zemine alınması. Zemine oturtulması. Bu da teminatınız var mı evet, ya da taahhüdünüz? Evet evet var var. var. Tamam, bu bu üçü benim için önemli. Sadece emekli değil İsmail Bey ne? dul ve yetimler var. Evet. Onlar çok daha düşük aylık alıyorlar. Yani 200 lira, çünkü 200 lira tabii bölünüyor maaşlar. 200 lira, 250 lira, 300 lira alanlar var. Yani dul ve yetimler. Onların üzerinde de duruyoruz. Dul ve yetimlerin aldıkları aylıkları için zaman zaman açıklama yapınca e, Sosyal Güvenlik Kurumu o açıklamaları kendi internet sitesinden çıkardı. Kılıçdaroğlu görmesin diye herhalde Şimdi iktidar bu seçim Ama bilgiler geliyor döneminde e, böyle her tuşa aynı anda basma diye formülize ettik biz onu. Evet. Haber merkezimizde. İşte bir yandan EYT bir yandan maliyatlar. Nasıl iktidarda atlar. kalırım? Evet. Nasıl oy toplarım? Evet. Bir enkaz devralacağınızı düşünüyor musunuz? Eğer iktidara, e, Millet İttifakı gelirse? Şimdi şöyle bir bu sizi enkaz, endişelendiriyor ha şöyle, mu? Ekonominin? Enkaz edebiyatı hiç yapmayacağız. Bu konuda kararlıyız. Var olan sorunları biliyoruz. Sorunların giderek derinleştiğini biliyoruz ama şundan da eminiz. Çözüm yollarını da biliyoruz. Nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Az önce söyledim hangi organları kuracağımızı, devlette de liyakatini nasıl sağlayacağımızı, hangi kararları öncelikle alacağımızı, önceliklerin nasıl belirleneceğini bir şekliyle ifade ettim konuşmanın başında. Dolayısıyla her şeyi biliyoruz, çözümünü de biliyoruz. Bir enkaz edebiyatı yapmayacağız şundan emin olmanızı isterim. Türkiye düşündüğümüzden daha zengin bir ülke. Kaynaklar yerli yerinde kullanıldığında çok hızlı büyümeyi yakalamak mümkün. Hı hı. Bütün evlere huzuru getirmek mümkün. Ülkeye huzuru getirmek mümkün. Bölgesinde yine örnek ülke olmak mümkün. Bütün bunların hepsini kısa sürede öyle 20 yıl falan değil yani. 2-6 ay içinde bu topluma nefes aldırmak, İki yıl içinde enflasyonu kontrol altına alıp düşürmek, daha sonra bunu tek düşürmek bizim temel hedeflerimizden birisi zaten. Bunların tamamını yapacağız. Kişi başına geliri de yükselteceğiz. Dediğim gibi aç ve açıkta kimse kalmayacak. Ayrıntıya giremiyorum. Nedeni de şu, işte yarın açıklanacak hı hı. bizim e, ortak politikalar mutab mutabakat metni. Orada bütün bunların e, ayrıntıları bir şekliyle var. Hı hı. Şimdi efendim, tabii... Bakamadım telefonlara mesaj ama şimdi şöyle bir baktım. Şurada yoğunlaşmış Hı. mesajlar. Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Şimdi bir kira meselesi var Türkiye'de. Çok ciddi bir kira sorunu yaşanıyor. Çok, felaket. Çok yüksek oldu. Çünkü kira... alınan ücretler kira artışını, yani ki, ücrete yapılan zamlar kira artışını karşılamıyor. Peki gelirseniz iktidara bunu ne yapacaksınız? Çözeceğiz. Nasıl? E şöyle bir, bir sefer konut, konu sayısını artıracağız. Hı. Tokyo'ya öyle lüks konutlar falan diye... ...değil kardeşim sen Tokyo vatandaşa... ...konut yap diyeceksiniz. Yapılacak bunlar. İzmit Belediye Başkanımız... ...bunu yaptı mesela. Şeyle anlaştılar... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ...insanlara konut yaptılar. Bizim İzmir Belediye Başkanı... ...Büyükşehir Belediye geçen Başkanı... ...geçen açan. gittim açtım... ...önce kooperatif haline getirdiler... ...bir araya geldiler... ...ondan sonra... ...büyük bir katkı vermek sizin yüzde bir karla bizim Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi yapacak. insanlara ucuz konut verecek. Bunların bütün yolları var, yol yöntemleri var ama bunlar bilmiyorlar çünkü bunlar ceplerine çalışıyorlar. Biz halkın cebine çalışacağız, halk için çalışacağız. Kişi konut sahibi olmalı mı? Evet konut sahibi olmalı. Araba sahibi olmalı mı? Evet araba sahibi olmalı. Gençlerin de en büyük arzu. Ya ben bu ülkede asgari ücretle çalışırsam hayat boyu ne ev sahibi olabilirim diyor. ...ne de araba sahibi olabilirim. Ama asgari ücrette Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, İsviçre'de, Norveç'te, Japonya'da veya Amerika'da, Kanada'da çalışsam ev sahibi de olabiliyorum, araba sahibi de Şöyle olabiliyorum... Şöyle bir mesele de var bu konuda. Kanada gibi kimi ülkeler evet. ev fiyatlarındaki bu artışı durdurabilmek, en azından kontrol altına alabilmek için yabancılara konut satışını askıya aldılar birkaç yıl. Mesela belki sizin de bunu düşünmeniz gerekir. Hepsini halledeceğiz. İngiltere dünyanın en önemli 20 üniversitesinden mezun olan herkese vatandaşlık veriyor. Dünyanın en önemli 20 üniversitesini sayıyor. Bu üniversitelerden kim mezunsa İngiltere'ye geldiğinde koşulsuz vatandaşlık vereceğim. Bizde de 400 bin dolara daire alıyorsan vatandaşlık veriyorlar. Eğitim, eğitim falan hepsi hikaye. Bu Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteren çok temel bir gösterge. Onlar nasıl yönetiyor? Biz nasıl yönetiyor? Onlar nasıl bakıyorlar? Biz nasıl bakıyoruz? TOKİ niye kuruldu? Orta gelirler ev sahibi olsun diye. TOKİ niye lüks konutlar yapar? Hangi gerekçeyle lüks konutlar yapar? Çözeceğiz İsmail Bey. Hepsini çözeceğiz. <laughs> Seyit Hayrani Türbesi siz e, önceki gün Konya'daydınız, evet. Akhisar'a geçtiniz, evet. Seyit Hayrani türbesini ziyaret ettiniz. Şimdi e, bazı gazetelerde, ...televizyonlarda sanki ilk defa gitmişsiniz gibi aktarılıyor ama daha önce de gitmiştiniz ben hatırlıyorum. Üçüncü kez üçüncü kez gittim Seyit Mahmuti Hayrani türbesi e, Akşehir'de e, büyük dedemizin e, türbesi. ...daha önce de giderdim, dualar ederdim. Şimdi tabii gidince biraz daha farklı oldum. E, genel başkan olarak gidince ee, yani fazla girmek istemiyorum kendi özel e, hayatıma, ailemin hayatına ama yani işte bizim e, Horasan erenleri dediğimiz e, kişilerden, zatlardan birisi e, orada meftun e, dolayısıyla kendisinin tabi ben her Akşehir'e gittiğimde elbette ki doğal olarak türbeyi ziyaret edip doğal olarak ha e, dua mı ediyorum. E, bu da benim zaten görevlerimden birisi yani öyle bakmam gerekiyor. Şimdi burada da duygulandınız. Ben bunu evet. sorunca şimdi oradaki konuşmanıza da ben baktım. Orada evet. da siz söylüyorsunuz. Evet. Duygulandım diyorsunuz evet. o evet. kitle. Evet. Baba ocağındayım diyorsunuz çünkü. E, baba ocağı bizim için e, gerçekten de kişinin kendi köklerini, kendi tarihini bilmesi kadar güzel bir şey yok. o kökler ve o köklerin bugüne kadar yansıyan tarihinin gereğini yaparsanız ahlakı, erdemi, bilgiyi, birikimi, insana saygıyı, doğaya saygıyı öncelerseniz ve o tarihin getirdiği kültür bunu sizin kültürünüze dönüştürmüşse e, elbette duygulanırsınız. Yani o güzel kültürü e, bugüne kadar e, taşıdık bir şekliyle. E, dolayısıyla elbette ki e, insan duygulanıyor. Duygulanmamak mümkün değil. Öyle. Buyurun. Şimdi ben aklım tekrar bu adaylığa döndü. Şimdi programın sonuna doğru da geliyoruz. Evet. Mesela baş... efendim bunu diğer liderler de zaman zaman söylüyorlar İşte eşime bile söylemedim şu oldu bu oldu diye. Mesela şimdi kritik bir süreçtesiniz ve evet. öyle böyle değil efendim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giren bir süreçte belki de tarihimizin en, en önemli seçimi öyle mi? E, elbette ki tarihimizin önemli bir seçimi. E, cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak gibi bir görevimiz var. Hı. Bir yüzyıl yaşadık. O yüzyılın çok acıları da oldu. Sevinçli günleri de oldu. İşte başbakanların idam edildiği, bakanların idam edildiği, gencecik filinta gibi evlatlarımızın idam edildiği süreçleri yaşadık. Askeri darbeler oldu. Büyük acılar yaşandı. Depremler oldu. Şimdi bir yüzyılın getirdiği acılardan ders çıkararak yeni bir yüzyılı inşa etmek durumundayız. Bu yeni yüzyılın demokrasi olması lazım ana ögesinin. Çünkü her birimizin bir başka kişiye saygı duyması lazım, doğaya saygı duyması lazım, bizim dışımızdaki canlılara saygı duyması, yani can dostlarımıza da saygı duyması lazım. Cumhuriyeti artık sevgi üzerine, barış üzerine inşa etmek zorundayız. Acıları acılardan ders çıkarmak gibi bir erdeme sahip olmamız lazım. Onu yaptığımız zaman Türkiye'yi büyütmüş olacağız. O zaman kucaklaşmış olacağız. O zaman helalleşmiş olacağız. Elbette her birimizin tek tek baktığımız zaman birey olarak hatalarımız olabilir. Kusurlarımız olabilir ama insan hatalardan ders çıkarmalıdır. Hep şunu söylerim. İsmail Bey, hata insana özgü bir kavramdır. Hı. Diğer canlılar hata yaptı diyemeyiz. Çünkü biz Yüce Yaradan'ın bize verdiği aklımızı kullanmak zorundayız. Aklı kullanıyoruz. Aklımızı ne için kullanacağız? Erdem için, iyilik için kullanacağız aklımızı. Kötülük için değil. Dolayısıyla kibirden uzak durması gerekir insanın. Sevgiyi, saygıyı öncelemesi lazım. Bütün bunları yaptığımız zaman önümüzdeki yüzyılı daha güzel bir yüzyıla dönüştürebiliriz. Kucaklaşabiliriz. Sevinci hani tasada ve kıvançta anayasadaki öngörülen ifadeyle ya da yazılan ifadeyle tasada ve kıvançta beraber olabiliriz birlikte olabiliriz bunları yapmamız mümkün bunun için çalışmamız lazım alın teri dökmemiz lazım avantadan para kazanan düzene son vermemiz lazım gencecik filinta gibi evlatlarımızı zehirleyen uyuşturucu baronlarına bu topraklara bu topraklara girmesini kesinlikle yasaklamamız lazım. Devlette de liyakati sağlamamız lazım. Adaleti sağlamamız lazım. Bunların tamamını yapabiliriz. Bunların tamamını yapacak olan siyaset kurumu yani siyasete ahlaklı insanları taşımamız lazım. Şunu söyledim ben. Akşehir'de de söyledim. Siyasete giren kişi siyasette zenginleşiyorsa bilin ki o iyi bir insan değildir. Böyle tanıdım Yani kul hakkına el uzatmış demektir. Hı hı. 20 yıldır siyasetteyim işte uzun süredir siyasetteyim diyelim. Ya siyasette zenginleşmedim yani. Aldığım aylık bana yetiyor zaten. Rahatlıkla geçiniyorum. Herhangi bir sorunum yok. Ya milyar doların olsa ne olur? Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Sonunda gideceğimiz yer bellidir yani. Siz siyaseti ne için yaparsınız? Halkınız için yaparsınız. Bu ülkenin çıkarı için yaparsınız. Bu ülkenin bekası için yaparsınız. Daha güzel bir Türkiye için yaparsınız. Evet. Ya iklim değişikliği var Allah aşkına. Ne önlem aldılar bunlar ya? Dünyada yıllardır yazılıp çözülüyor bu öngöremeyen geleceği öngöremeyen bir siyaset olmaz. Geleceği öngörmek için planlama dediğimiz bir kavram var ya siz planlama teşkilatını kapatırsanız geleceği ben öngörmek istemiyorum anlayışı çıkar buradan. Ve Türkiye'nin bütün bu hatalardan arınması lazım. Yani siyaset kurumunun arınması lazım. Ya bir de ahlaklı, namuslu, düzgün, kul hakkı yemeyen insanlara bu ülkenin teslim edilmesi lazım. Yeter dememiz lazım artık ya. Onun için diyorum yeter, yeter artık ya söz milletin olsun artık. Yeter diyoruz yani. Bu kadar büyük açıları bu toplum çekiyor artık bunu hak etmiyor ya. Hak etmiyor bunu. Toplum buradan çıkması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, Lider Masası'nın ilk konuydunuz. Çok teşekkür evet. ederiz. Katıldınız, şeref verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bize de hayırlı olsun. Evet, bize de hayırlı olsun. Lider Masası devam edecek. Şimdi İpek Özbey'in programı başlıyor. Tabii. Çok özür diliyorum. Yarın sabahta biz programda Halk TV'de ben evet. Hanım'da benim bir konum olacak ama ondan önce Bengi Hanım'la bu programa ilişkin birazcık yorum yapacağız efendim onu da anons etmek istedim. Teşekkürler. <laughs> Peki efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar.